Merhabalar, iyi akşamlar Tuğçe Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Okan Bey, iyiyim. Çok merci, sağ olun. Siz nasılsınız? Tamam, teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün yine muhteşem bir konuğum var, Tuğçe Berkman. Yaptıkları, ettiklerini hani okumaya başladım. Böyle günlerdir okuyorum, hala anlayamadım. Daha CV'sini kavrayamadım. Hatta şu an yaptığım mevcut işleri bile sığdıramadık bizim reklam panolarına. Ama ben yine kısaca size okuyacağım. XCMO marka ve pazarlama danışmanı, melek yatırımcı, Chado T, Lidio, Teleporter, WorkComp, Zekol, Tribir Shop ve DirectX şirketinin yatırımcısı, Happy Education akademi kurucusu, D-Tech analist, Analytics çözüm ortağı ve BAF Türkiye senaratörü diyorum ama bunların tabii ne olduğunu, kısaltmalarını aslında tam da ben de bilmiyorum. Ama yaz bitmiyor, oku bitmiyor. Gerçekten muhteşem bir kariyer, CV, kişilik. Gerçekten çok mutluyum sizin karşımızda olduğunuz için. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim Okan Bey. Sağ olun beni davet ettiğiniz için. Hoş bulduk tekrar. Tabii bugün arkadaşlar 10 Kasım biliyorsunuz. Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümü hepimize bugün de bize de program yapmak nasip oldu. Tabii önce Tuğçe Bey bir kendi tanıtırsanız arkadaşlarımıza, onlar da en azından benim şu okuyamadığım isimleri ya da eksik söylediğim şeyleri tamamlayıp kendini anlatırsanız kısaca çok memnun olurum. Tamam, süper. Ben de Ulu Önder Atatürk'ün esas ölüm yıldönümü demeyelim, kaybettiğimiz gün diyelim, sürekli aklımızda olan, yüreğimizde olan, ışığını takip ettiğimiz, onun o büyük vizyonunu hayata geçirmek için çaba sarf ettiğimiz birisini anmak her zaman aklımızda olması için bir vesile oluyor bu tip zamanlar. 29 Ekimler, 10 Kasımlar, 19 Mayıslar, 23 Nisanlar. O yüzden böyle bir anlamlı güne denk geldiği için de ayrıca mutluyum sizin program. Şöyle, ben yurt dışında okudum, üniversite ve master'ımı orada yaptım. Sonra 8 senelik bir koç grubu tecrübem oldu. Ali Koç'la birlikte Koç Holding'de çalıştım. 2-3 tane yeni girişim işini yaptık o dönem. Onunla çalıştığım dönemde. İşte Booking Turkey diye bir internetten seyahat işi kurduk. Bilkom'un satın almasını yaptık. Bilkom, Apple'ın Türkiye distribütörüydü o zaman. Komili ailesindeydi ve sonradan tabii Apple iPhone'lar falan da çıkınca Bilkom çok büyüdü. O zaman sadece Mac bilgisayar satıyordu baktığımız zaman. Sonrasında Koç grubunda Tanı diye bir şirket kurduk. Tanı üstünden esasında Tanı 2003 senesinde veri pazarlama konusunda Türkiye'nin ilk şirketiydi baktığımızda. Ondan sonra ben Arçelik'e geçtim. 4 sene Arçelik'te çalıştım. Arçelik'te grup pazarlama, Arçelik markasından sorumlu grup pazarlama müdürlüğünü yaparken Avia'dan bir teklif aldım. Avia'ya geçtim. 3 sene Avia'da stratejik planlama ve pazarlama direktörü olarak çalıştım. Sonrasında Avia'nın devamında bir 3 sene bir medya grubunda farklı People Communications ve medya ajansı vardı. Veritas Medya Ajansı'nda genel müdürlük tecrübelerim oldu. Medyayı öğrenmek için geçtim oralara. O sırada Chado T diye demin bahsettiğiniz markalardan bir tanesi, Koç'ta çalışan bir arkadaşımla ortak olarak kurduk. Ben işin networking ve pazarlama konusunda destek oluyordum. Çay işinden de Barış anlıyordu, Barış Çekin. Hala Barış işin başında, 10 sene oldu Chado'yu kuralı işte. 10 seneden de fazla oldu hatta. Ondan sonra Avia'dan ayrıldıktan sonra Mobil Express isimli bir mobil ödeme sistemi şirketi kurduk birkaç ortak birlikte. Şimdi onun yeni ismi, yeni gelen yatırımcılarla birlikte ve yeni katılan işte CEO'muzla birlikte Lidio oldu. Mobil ödeme konusunda ve sanal olarak esas da sanal bir kasa gibi düşünebilirsiniz. 13,5 milyon kart var bizim sistemde. Trendyol'un falan da altyapı sağlayıcısıydık. Şimdi Trendyol'un kendisi yapmaya başlıyor. Bütün kredi kartlarını tutup insanların ve tekrar alışverişte o kartları kullanmasına imkan sağlayan
bir iş modelinden yola çıktık. Şimdi lisansla birlikte mobil ödeme hizmetleri de verecek diyor yeni dönemde. 2021'de inşallah. Onun dışında sonra ben bir One Digital diye bir ajans kurdum 2013'te. 2013 Aralık'ta da Vestel'de pazarlamadan sorumlu genel yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Ajans ortaklarıma devrettim. 2019 Kasım'a kadar Vestel'deydim. 2019 Kasım'da kendi işlerimle ilgilenmek için Vestel'den ayrıldım. Vestel'den ayrıldıktan sonra da işte demin bahsettiğiniz gibi bu ajansdaki hislerimi de sattığım için Work Company diye bir tane Collective House Workington gibi paylaşımlı ofis iş modeline yatırım yaptım. İde Capital'ın bir şirketi Work Company. Sonrasında Divere AI diye bir yapay zeka bazlı pazarlama danışmanlığı yapan bir firmaya freelance danışman olarak ortak olarak girdim. Hala devam ediyoruz Divere AI ile. Hatta İzmirli bir şirkete şu anda pazarlama konusunda yurt dışında danışmanlık veriyoruz. Onun dışında ek olarak bir melek yatırımcı, Türkiye'nin ilk lisanslı melek yatırımcılarından bir tanesiyim. Bu WBF World Business Angel Forum. Bununla alakalı bir şey esas da. Dünyadan melek yatırımcıların içinde bulunduğu bir forum. Ben de oranın Türkiye senatörü oldum. 3 ya da 4 tane daha Türkiye senatörü var. Ben ikinci oldum. Sonra 2 kişi daha katıldı ekibe senatör olarak. Senatörler dışında farklı affiliate partners denen pozisyonlar da vardı bu WBF'in içerisinde. Amaç da Türkiye'deki girişimleri yurt dışına taşımak, Türkiye'deki girişimlere yurt dışından fon bulabilmek ya da yurt dışındaki iyi bir fikri Türkiye'ye getirebilmek, oradaki girişimci melek yatırımcılarla bir network oluşturmak. WBF'in amacı bu, özetle, çok özetle. Sonra 3-4 tane daha startup'a, işte birisi Teleporter, bu Teleporter VR gözlüklerle oyun yazanların ve oyun komitesinin, oyun oyuncularının bir araya geldikleri bir sanal evren. Ona bir küçük yatırım yaptım. DirectTik diye en son yaptığım bir yatırım var. Bunlar da Türkiye'de esasla esnafların pazar yerini oluşturuyor DirectTik. Yani bir sürü pazar yeri var biliyorsunuz. İşte birçok yerden sipariş verebiliyorsunuz ama mahallenizdeki kasaptan, manavdan, bakkaldan, boyacıdan, nalburdan sipariş veremiyorsunuz ürünleri. Şimdi DirectTik buna çözüm getiriyor. Artık mahallenizdeki tanıdığınız manav, kasap, bakkal, balıkçı kimse ondan ya da kırtasiye, nalbur sipariş verebileceksiniz. En son yaptığım yatırım bu DirectTik'te oldu. Triber Shop diye bir işe yatırım yaptım. Bunda da influencerlar, yani fenomenler ya da ünlüler gelip kendi tasarımlarını yapıyorlar. T-shirt, sweatshirt, işte mug, kahve bardağı gibi. Ve bu tasarımları sonradan şey yapıyorlar. Adını siz söyleyin. Bu tasarımları sonradan satabiliyorlar. Triber Shop esasında onlara bir pazar yeri sağlıyor. Yani Triber Shop bütün üretimini yaptırtıyor. Şeylerin tek yaptığı influencer ve ünlülerin bunun duyurusunu yapmak ve dizaynını yapmak. Geri kalan her şeyi arka planda Triber Shop organize ediyor. Ona da 3 ay önce bir yatırımcı olarak girdim. Zek AI çağrı merkezi üstünden birkaç tane chatbox dediğimiz uygulamalar yapıyor web sitelerinde. Ardı çağrı merkezlerinde işte yapay zekayı kullanarak performans iyileştirmesi ve benzeri konuları yapan bir şirket baktığımız zaman. Onda da çok küçük bir yatırımcıyım. Onda Mete Gönç diye benim çocukluktan tanıdığım 3 yaşından beri arkadaşız babalarımızdan dolayı. Bir arkadaşım kurmuştu. Ona da son dönemde küçük bir yatırım yaptım ben de. Bir yandan işte böyle bir melek yatırımcı tarafım var. Girişimlere böyle bu konuda destek olmaya çalışıyorum. Bir yandan Arya Woman gibi platformlarda, Angel Effect gibi platformlarda girişimcilere mentorluk yapıyorum. Pazarlama ve işte girişim konularında. Özeti, bir de demin bahsettiğiniz D-Tech Analytics. Bir yorum gelmiş Tunç Bey. Evet, Doğan Arhocam. Ben de aynı içimden tam bunu geçirdim. Sonra Doğan Arhocam da üniversitede bir hocamız Nazilli Bey. Hocam 49 yaşındayım. Tunç Bey 150 yaşında olmalı diye. Siz Kadıköy Anadolu mezunuz galiba değil mi? Şeyle falan, Acun'la falan sınıf arkadaşınız. Acun benden büyük yaş olarak. Büyük. Yani Nurettin var benim orada, doktor Nurettin arkadaşım. O sizle beraber galiba. Ben 89 mezunum. Galiba Acun 88 ya da 87 mezun olması lazım. O 87 mezun, evet, doğru. Benim birçok arkadaşım da sizle aslında beraber mezun. Aslında yaşıt sayılırmışız. Evet, ama ben evet, yani 150 yaşı olmalı diye düşünüyorum yani. Yani hani, şöyle ben, sonuçta yani ben hani bunu diyeceğim. Ben isimle okuyamadığım şeyleri siz çok güzel hızlıca da tam neyin ne olduğunu çok net kısaca bir cümleyle de anlattınız. Bravo. Yani hani ben hani
bunların herhangi birini yapıyorsam muhtemelen bir tanesini 2 saat falan sunum yaparım. Siz çok ya, kısa ve öz olarak aslında çok net anlat, daha bitmedi tabii ama galiba şeyi unuttuk. D-Tech'i unuttuk galiba. Bir de Education'da D-Tech var. Evet. Onları da esas aktarım, ben bölmüş oldum. Evet. Ya esas da şu anda şimdi melek yatırımcı olmanın avantajı şu. Yatırım yaptığınız şirketlerde zaten bir sürü bu işi yapan girişimciler var. Siz o fikirlere bakıyorsunuz. O fikirlere inandığınız için o işlere yatırım yapıyorsunuz. Onların haftada 2-3 saat, 4 saat, 5 saat zaman ayırıp işte gelişmesiyle ilgili onlara koçluk yapıyorsunuz, mentörlük yapıyorsunuz. Network'ünüze o işleri anlatıyorsunuz. Fiilen yaptığım esas zamanımı alan iş bir danışmanlık, pazarlama danışmanlığı yapıyorum ben aktif olarak hala. Çünkü senelerce 10-14 senedir esasla pazarlama konusunda yoğunlaştım profesyonel kariyerimde. Onun dışında Happy Education Academy'de dijital pazarlama üstüne eğitimler veriyoruz ve startuplara eğitimler veriyoruz. O da başlayalı 2 ay oldu. Orada bir koordinatörümüz var. Yani işin fiilen operasyonunu götüren. Tabii çalıştığımız bir ajanslar var. Hem kreatif ajans var, hem medya ajansı var. Yani ben de tabii birazcık işkoliklik var dediğiniz doğru. Yani gece 10'a kadar falan çalıştığım zamanlar oluyor. Şu anda evde oturduğumuz için daha da rahat oldu bu birazcık daha. Toplantılar bundan oluyor. Ev iş karışınca bu sefer evde işin parçası olmaya başladı, aynen, değil mi? Aynen. Daha hızlı olmaya başladı. Birçok şeye daha hızlı vakit bulabiliyorsunuz. Ya böyle baktığınızda esas da dediğim gibi bu Happy Education Academy, yani son bu akademinin 17 tane eğitim programı var içerisinde. 17 tane de farklı eğitmenimiz var. Onlara biraz zaman harcıyorum. D-Tech Analytics'e bayağı zaman harcıyorum son dönemde. D-Tech Analytics de esas da 2016 yılında Trump'la başladı bu trend. Cambridge Analytics'le birlikte şunu yapıyor. Sosyal medya üstünde siz diyelim ki bir markasınız. Sizin kullanan insanların sizinle ilgili düşüncelerini çıkartıyor. Ama her platformda çıkartıyor. Sadece sosyal medyada değil, dijitalde paylaştığınız her yerden bunu çıkartabiliyorsunuz. 20-44 yaş mesela diyelim ki kadın grubu benle ilgili ne konuşuyor? Ya da ürünle ilgili ne konuşuyor? Hizmetle ilgili ne konuşuyor? Marka ile ilgili ne konuşuyor? Olumlu mesela, olumsuz diye mi? Böyle 2-3 kriter mi yoksa daha katlanmıyor? Bu sınırsız kriter diyelim. Siz onu limitleyebilirsiniz. Evet. Yapay zeka ile bunları çıkartıyor, tespit ediyor yapay zeka. Sonra bir analiz grubu var. Bunları analiz edip ne anlama geldiğini anlamlandırıyor. Bunlar da daha ağırlıklı psikoloji ve sosyoloji mezunu. Seçim zamanında da bu değil mi? Belediye başkanı ya da işte başkan seçimi taraflarda çok aynen, veri var orada. Tabii. Mesela Trump şey için kullanmıştı bunu 2016'da ilk kullandığı dönemde. Baktığınız zaman işte diyelim ki imgeleşen, yani göçe karşı olan gruplarda insanlar var. Onlar ne paylaşımlar yapıyorlar kendi aralarında? Ne konuşuyorlar? Niye göçe karşılar? Trump oy verin diye gitmedi onlara. Dedi ki işte göçe karşı olanlara göçle ilgili ya da göç karşıtlığıyla ilgili onun uygulayacağı politikalarla ilgili gizli mesajlar çıkarttı. Böylece empati yarattı kendi etrafında. Ya da siz herhangi bir markaysanız ve belli bir hedef kitleniz varsa o hedef kitlenin neden sizin markanız değil öbür markayı kullandığıyla ilgili doneleri de toparlayabiliyorsunuz paylaşımlarından. Peki lokalde veri alabiliyor muyuz? Mesela ben bir belediye başkanıyım. Küçük bir ilin, İzmir belediye başkanı adayıyım. İşte Bornova'ya gidince neden bahsedeyim? İşte Urla'ya gidince neden bahsedeyim? Bunu kesinlikle gittiğim yere göre de bunu alabiliyorsam konuşmamın metnini gideceğim yere göre düzenleyebilirim. Oradaki en önemli sorun oradaki, ön plana çıkarabilirim mesela. Aynen. Bu işi de yapıyor bu program. Bunu zaten yapan D-Tech'in esas merkezi Amerika, Avrupa merkezi Macaristan. Ben de Türkiye'deki çözüm ortakları oldum 2 ay önce. Şimdi işte yeni bunu oturtmaya çalışıyoruz Türkiye pazarında. Türkçeyi anlıyor. Önemli olan şey bu. Bu sentiment denilen bir şey var. Doğal dil anlamı diye. Yani natural language processing esas İngilizcesi. Burada işte deyimleri de anlayabilme özelliği var. Bir de yapay zeka çocuk gibi düşünün. Yapay zekayı kullandıkça şey yapıyor yapay zeka. Öğreniyor. Yani şimdi Türkçe'de doğruluk oranı bunları doğru tespit etme, analiz etme oranı %85 oranında. %85-88 oranında ama daha ne kadar çok kullanırsa o kadar da bunun şeyi artıyor. Bir de son dönemde birazcık daha buna yoğunlaştım diyebilirim esas. Vallahi muhteşem işler. Yani ben şimdi böyle hani insanların kendi ideal alması gereken insanlar vardır. Hani bizim hedefsizlik dediğimiz bir sorun var. Özellikle gençlerde işte kimi ideal alalım, kimi hedef alalım. İşte bildiğimiz birkaç kişi var. İşte Atatürk'ü falan filan alıyoruz işte. Ama siz de böyle bir genç için gerçekten hani kariyeriniz olsun, yaptığınız iş olsun. Hem
profesyonel hayat, hem girişimcilik, hem yatırımcı tarafı. Yani siz üç koltukta birden aslında oturuyorsunuz. Hem profesyonel hayatı aslında tecrübe edinmişsiniz. Şu an patron koltuğunda da... Bir profesyonel değilim. Evet, bir senelik profesyonel ama 23 senelik bir profesyonel hayatım var, çok doğru. Yani profesyonel 23 sene boyunca siz birden maaş alarak aslında çalıştınız. Aynen. Ama şimdi patron tarafını da görüyorsunuz. Bir de aslında zaten danışmanlık tarafınız var. Bir de sizin dördüncü bir işiniz, bir de grup toplayıcı. Yani böyle bir senatörlük tarafında girişimcilerin girişim havuzunu da ya da melek yatırımcıya yönetmek gibi de yönlenmek gibi de muhteşem bir iş yapıyorsun. Tebrik ederim. Yani gerçekten. Tabii ki bunların birlikte olması da birbirini sağlıyor. Belki birkaç saat. Okan Bey, ben sizi çok kesik kesik duyuyorum. Herkes öldürüyor mu emin değilim ama benden mi acaba problem? İnternetten genel gibi oldu. Sanki ben de gittim, siz de gittiniz ama şu an ikimiz de sağız yani. Tamam. Sağ olun. Tamam. İkimizde tamam. De sıkıntı. Yani haliyle bunları bir arada yürütmek tabii ciddi bir uzmanlık işi. Ve bunların birbirini destekliyor durdu diye düşünüyorum. Hani sizin bütün bu tecrübelerinizin hepsi birbirini herhalde destekleyen tarafta olmuştur diye düşünüyorum. Ya bir mutlaka birbirinden aynen besleniyor. Birbirinden besleniyor, destekliyor. Tabii bir 4 kişilik de bir ekibim var. Yani her işe bakan bir arkadaşım var, birlikte bu işleri yönettiğimiz. Bir tane de asistanım var. Yavaş yavaş işte akademiyi de yavaş yavaş büyütüyoruz. İşte D-Tech'i de yavaş yavaş büyütüyoruz. Tabii ben hep girişimci değildim, yatırımcıydım geçen seneye kadar. Yatırımcı ve işte mentorluk ve koçluk yapıyordum profesyonellik dışında. Ama geçen seneden beri, son bir senedir Covid'le denk geldi benim girişimcilik tecrübem. Tam anlamıyla girişimci oldum. Çünkü fiilen işi kendim de yapıyorum. Yani ekibi de kendim kuruyorum. Hatta bazı konularda ilk başta ben başlıyorum. Ekip sonradan geliyor, yani ben oluşturuyorum sonradan. O yüzden inişlerin, çıkışların, her şeyini çok net bir şekilde yani yatırımcı gözüyle bakmayı biliyordum ama artık girişimci gözüyle de bakmayı tam anlamıyla bir girişimciyim diyemem ama bir senede bayağı tecrübe kazandım diyebilirim bu konularda. Bir de bahsetmediğimiz şu anda esas da yayında olan bir YouTube kanalım var. Orada da bu gençlere olan tecrübeleri aktarmak için kurdum ben o kanalı. Tunç Berkman'la Ezberi Boz diye şu anda oradan da yayınlanıyoruz zaten. İzleyen mutlaka evet, var. Lütfen arkadaşlar abone olun. Bakın burada Tunç Bey'in de YouTube hesabı var, bizim de var. Tunç, YouTube'u büyütmek için desteği ihtiyacı var. Yani seyretmeler çok güzel. 100.000'leri buluyoruz ama şu evet. Abone ol tuşuna lütfen basın. Her iki hesabımız için de lütfen rica ediyorum. Ben Tunç Bey için rica edeyim. Tunç Bey benim için rica etsin. Aynen, ben de Okan Bey için rica edeyim. Okan Bey'in çok daha fazla takipçisi var ama. Onu sevenler beni sevenler onu takip etsinler. Ben sizin kariyerine baktıkça şimdi aslında benzer yerlerde bir şeyler yapmışız ama hiç böyle aynı anda böyle birlikte çalışma keyfine erişememişiz. İşte Vestel'deyken siz bizim Vestel mağazamız vardı mesela İzmir'de. El tutanlar diye belki hatırlarsınız. Avia döneminde yine bizim Dedeoğlu grubun yine Arya vardı ama ben Avia'ya geçtim, siz Avia'ya geçmişsiniz. Ama böyle yaptığınız işlere bakıyorum, böyle hayatımız hep böyle aslında benzer şeylerde çekişme var ama aramızda tabii 100 yıl var sizde benim aramda. Ben de böyle ideal diye baktığım zaman bundan sonra sizin yaptıklarınızı takip edip kendimi çok yaptım, hani geliştirmek için almam gerekiyor. Sizin bu YouTube kanalınızda eminim birçok genci oluyordur. Destekliyordur. Evet, keyifli. Çok dediğiniz gibi yani şu anda 1100 takipçiye geldi galiba. 2 ay oluyor, 2,5 ay oluyor başlayalı. İzlenmeler gayet iyi. Ama takipçi konusunda yavaş gidiyor. Çünkü biraz daha bizde gerçek iş hayatı, yatırım, komik hikayeler de var tabii. Kariyerimde ben çok şeffaf tutumlu. Birazdan konuşurken daha da iyi göreceksiniz. Eldivensiz konuşurum yani. Hani o eldivensiz tabirini gerçekten uygulayan insanlardan bir tanesiyim. Böyle diplomat değilimdir bazı konularda. O yüzden de gençlerle iyi bir iletişim kurabiliyorum. Onu da PR'ci bir arkadaşım söyledi bana. Ben şeydeyken profesyonel çalışırken Vestel'de daha da çok yaptım bunu en son dönemde ama daha öncesinde de Türkiye'de herhalde gitmediğim çok az 70 küsür tane üniversite var devlet ve vakıf olarak. Ben bunların 50 tanesine falan gitmişimdir. 20 tanesine gitmemişimdir diye düşünüyorum. Oradaki o diyaloglar ve şeyler sonrası dedi ki ya sen bunlar gençlerle iyi bir şeyin var, sohbetin var. Bunu taşısana dedi, tecrübelerini aktarma konusunda. Ondan sonra da benim hep sunumlarım böyle Ezberi Boz diye biter.
Oradan da bu Tunç Berkman'la ezberi boz konusu ortaya çıktı. Farklılaşmak, farklı düşünmek, cesur olmak gibi konularda işte gerek iş hayatında, profesyonel hayatta olsun, gerek girişim hayatında olsun neler yapılabilir ya da kendi tecrübelerimden fiilen ne yaptım, başıma ne kabuslar yaşadım ya da nasıl onlardan bertaraf edip yukarı çıktım tekrar düştükten sonra onları konuşuyoruz yani. Evet, bu zaten şey, dünyada bu Meksika'da başlayan fuck up günleri diye böyle bir şey var, akım var. Türkiye'de evet. De şu an o geceler yapılıyor. İşte gidiyorsunuz, anlatıyorsunuz, bir de üstüne alkışlıyorlar falan. Ne güzel battım diyorsunuz, aa aferin falan filan. İzmir'de biz sadece de batmaları değil, pozitif şeyleri de çok konuşuyoruz ama evet, öyle bir akım var gerçekten. Orada bunun tabii kötü tecrübe, biz yaptık siz yapmayın gibi. İşte onlar inanılmaz, hem gençlerin hoşuna gidiyor hem de gerçekten şey yapıyor, işe yarıyor. Bu arada arkadaşlar programın sonuna kadar kalın. İki tane hediyemiz var. Happy Education Akademi'den iki kişiye sosyal medya eğitimi hediye edeceğiz. Tabii bunu ben etmeyeceğim bu arada. Tuş Bey edecek. Ama ben onun adına söylemiş oldum. Ama kriterleri bilmiyorum. Hani bir soru mu sorup edeceksiniz? Orada kriterler sizde. Yok, konuşmadık Okan Bey. Siz karar verin nasıl hediye edeceğinizi. O zaman program sonuna doğru sizin. Siz karar verin, bir soru sorarsınız. Okay. Belki ya da bir şey yaparsınız. Evet. Sonuna doğru olmazsa sizin hayat hikayenizden ya da bu anlatılan konuştuğumuz öykülerden bir şeyi arkadaşlara sorarız. İlk bilen iki kişiye de hediyeyi veririz. Zaten bizim arkadaşlarımız alışkın. Hemen onlar hızlıca yapacaktır, cevap verecektir. Tamam. Böyle tamam. Her konumuz sağ olsun bir şeyler veriyor. Eli boş gelmiyorlar sağ olsunlar. Sizin de inanılmaz yani bu tecrübelerinizin içinde olan bir eğitimi almak tabii ki parayla pulla kıyaslanacak şeyler değil arkadaşlar. Hani ben olsam şimdiden LinkedIn'e girip Tunç Berkman'ın hayatını, yaptıklarını hemen araştırırım, çalışırım. Kaçırmayın. Sorular oradan gelecek diye şimdiden size bir ipucu veriyorum. Bakın yaptığı evet. Şu anki mevcut işleriyle ilgili soru oradan gelecek diye şu an söylüyorum ama tabii bunu anlayabilirsiniz bir iki saat içinde. Ben günlerde çalışıyorum. Çoğunu anlamadım. Şimdi biraz anladım. Bakalım siz program sonunda bunu alacak mısınız? Tabii artık biraz konumuza girelim isterseniz. Muhteşem bir konu tabii. Sonuçta pazarlama değil mi? Artık bir şey değil. Artık sadece bir bilim gibi değil. Bir bayağı bakış açısı da. Hani siz de yıllarca bu işi yapan profesyonel olarak girişimcilik zaten bir de artık yeni dünyanın bir iş yapma şekli oldu. Hani bu kadar insana iş veremeyeceğiz. Hatta devletlerin birçoğunun şeyi oldu bu, bir yöntemi oldu. Hani biz bu kadar insana fabrika açamayız, iş veremeyiz devlet olarak. Bunlar kendileri girişsinler, bir şeyler yapsınlar. Hem kendi ekmeklerini hem de milletin ekmeğini çıkarsınlar gibi. Tabii Amerika'da bu özellikle Silikon Vadisi'ne başlayan yani hani bir kültürün dünyaya yayılmasıyla bir şey oldu hani bir yeni bir yani, şöyle diyebiliriz aslında Amerika'nın temelinde gelişmişlik var yani Silikon Vadisi onun teknolojik tarafı ama baktığımız zaman o ülke tamamen maceraperest yenilik arayan hatta çoğunluğuna bakarsanız kendi ülkelerinde adapte olamamış bir çoğunluk ve farklı bir şeyler denemek için farklı fırsatlar için ülkelerini bırakıp ailelerini bırakıp ya da ailelerini yanına alıp böyle bir maceraya atılmış bir grup insan tarafından kuruluyor Amerika yani başlangıcı. Tabii ki iyi ailelerden gelenler mutlaka var aralarında ama çoğunluk baktığınız zaman hayata orada yeni bir fırsat var mı diye hani Land of Opportunities lafı da oradan geliyor zaten. Gidiyor ve orada girişimciler tarafından kurulan tamamen daha farklı bir kafa yapısıyla daha özgür bir yapıyla oluşmuş bir kültür ve ülke. Yani o kültür ve ülke şimdi teknolojiye taşındı tabii ve teknoloji de Silikon Vadisi'nde olduğu için oradan devam ediyor gibi düşünebiliriz yani. Ama Çinler de aynı şey, Çin'in için de aynı şey geçerli. Çin komünist bir ülke olarak bilinmekle birlikte baktığınız zaman devlet teşvikli, orada devlet teşvik ediyor girişim konularını. Ama bir sürü girişimci ve bir sürü zengin insan çıkarttılar Çin'den. Yani bir Ali Baba dev oldu yani baktığınızda ki Ali Baba gibi bizim beyaz eşya sektöründe bir sürü TLC, Haier, birçok şirket var şu anda. Büyümüş olan ve çok da büyük bir noktaya gelmiş olan. High-end gibi. Ve bunlar ve böyle şirketlere baktığımız zaman tamamen önce devlet desteğini alıyorlar arkalarına ama girişimciler tarafından oluşturuluyor yani belli bir alanda. Sonradan büyük kooperasyonlar haline ya da büyük uluslararası şirketler haline geliyorlar yani.
Peki bu, yani bu pazarlama dediğimiz bilim diyelim şimdilik adına. Bunun bir matematiği var mı? Hani şu yapmak lazım, bu yapmak lazım, sonra bu olacak. Hani bunu böyle bir öğrenilebilecek bir şey mi bu? Yoksa böyle doğuştan hani ben pazarcı doğdum abi, ben pazarlamayı severim, böyle çok konuşurum falan gibi bir şey değil değil mi? Hani bizim tabii ben öyle olmadığımı biliyorum ama pazarlama, hani insanlar hani böyle bakıyorlar. Pazarlama, pazarlamacı, hani biraz şimdi yeni yeni son 5-10 yıldır anlaşılıyor ama daha önce böyle satışla pazarlama dediğinde çok karışıyordu. Bunun bir matematiği var mı? Bu konuda yani satışla pazarlama, satışla pazarlamayı şöyle bir kere okullarda, master'da falan marketing dersleri var artık eskisinden daha fazla olarak. Hatta digital marketing diye dersler de var. Ben de mesela bu akademiyi, Happy Education Akademiyi kurmadan önce kendimi de up to date etmek için bu korona zamanı, pandemide evde oturduğumuz dönemde özellikle işte MIT'den, Amerika'da Massachusetts Institute of Technology'den, Boston'daki Digital Marketing Analyst diye bir sertifika programına gittim 2 aylık. Sonra bu data ve veri işlerini daha iyi anlayayım diye bu DTEX zaten oradan biraz oluştu. Yani onlarla ilişkim. London School of Economics'te işte Data Science for Executives, yani veri bilimi executive, üst düzey yöneticiler için veri bilimi diye bir programa katıldım. 5 haftalık. Yani esasında bayağı bir dijitalleşmeyle birlikte matematik tarafı arttı ama iş matematik değil yani. Teknoloji bir araç, amaç değil. Şimdi demin siz çok güzel bir örnek verdiniz. Satış ve pazarlama, eskiden satış ve pazarlama birbirinin içine girerdi. İşte hep konuşulurlardı. Çantacı satışçılar vardı. Vestel zamanında vardı bunlar. Arçelik zamanında vardı. Birçok oradan yetişmiş üst düzey yönetici de vardır. Çantayla satış yapmakta. İkisinin arasındaki temel fark da şu. Ben mesela hep bana gelen profesyonellik zamanında iş gelişmesine gelen arkadaşlara sorardım. Şu anda yaptığın iş sence ne? Satış mı yapıyorsun, pazarlama mı yapıyorsun diye. Ve orada onu sorduğum zaman bir düşünürlerdi şöyle. Ne yapıyorum acaba diye yani o anda. Esas da oraya gelene kadar, yani benle görüşmeye gelene kadar yaptığı tüm aktiviteler bir pazarlama baktığın zaman. Pazarlama ne demek? Önce bir pazar araştırması yapıyor. Niye araştırıyor? İşte şirketi araştırıyor. Bu şirkette bu, sonra departmanı araştırıyor. Departmanda tabii bunu iyi yapanlar araştırıyor. Birçoğu araştırmadan geliyordu. Sonra bu departmanda neler yapılıyor diye araştırıyor. Ondan sonra Tunç Parkman dışında kimlerle görüşeceğini öğreniyor. Onları araştırıyor. Onlarla nasıl konuşması gerektiğini araştırıyor. Sonra markayı araştırıyor. Markanın yaptığı iletişim faaliyetlerine bakıyor falan. Ondan sonra gelip buraya nasıl bir katkı sağlayacağını bize ikna etmeye çalışıyordu. Yani o ne kadar yaptığı bütün araştırmalar, bütün o bilgi toplama faaliyetleri ve kendisini ona göre hazırlandırması ve konumlandırması, bizim marketingin 4P dediğimiz işte place, price, product'tan gelen. Hala geçerli mi abi 4P? O artık 5P oldu o baktığımız zaman. 4 tane geçiyor mu? 4 tane yetmiyor artık. 4, 5, 6, 7 gidiyor abi. Evet, işte artık yani bir insan faktörü çok daha önemli hale geldi. Eskiden onun içerisinde ki insan faktörü de önemliydi ama daha çok kanal, fiyat ve ürünün kendisi önemliydi. Şimdi burada nasıl farklılaştıracağınız önemli. Çünkü kanal herkeste, birçok insan, birçok markanın kanalı var. Birçok markanın ürünü var. Fiyatları da birbirine çok yakın. Orada artık farklılaşma biraz duygusal bağ kurmaktan geçiyor. O yüzden de o duygusal bağ kurabilmek çok önemli. İşte o duygusal bağ kurduğunuz anda esas da satış anı oluyor. Yani esas da o şeydeki karşılıklı görüşmeyi yaptığımız kısım da esas da satış oluyor. Yani öncesi mutfağa, şimdi pazarlama, finalize ettiğiniz yer, satış, yani konuyu bağlayıp hizmeti aldığınız ya da işte süreci tamamladığınız noktada satış oluyor baktığınız zaman. Bunun matematiği de şu esasda, insanların artık zaten demin bahsettiğim D-Tech Analytics'e de bahsettiğim konu oydu, şeyi anlamak, insanların konsörlerini, yani ben bu yaptığım ürün, hizmet ve iletişimle ben bu insanla nasıl bağ kuruyorum? Hangi sorununu çözüyorum? Yani bu ürün bu insana ne amaçla alıyor? Ya da benim ürünümü alacaksa bu ürünü aldıktan sonra hangi duygularını tatmin edecek? Mesela Apple alanlar kendilerinin statü duygusunu tatmin ediyor. O kadar pahalı olmasa ya da yüksek fiyatlı ürünlerin hepsini alırken insanlar esasla aidiyet duygusundan hareket ediyorlar. Takım tutmak gibi bir duygu baktığınız zaman. O aidiyet duygusuyla hareket ettiklerinde de o marka ile kendini özleştirerek kendine bir toplumda statü ya da işte bir grupta statü yaratmış oluyorlar. Bir takım tuttuğunuzda da aynı şeyi yapıyorsunuz. Bir gruba ait oluyorsunuz. Çünkü insan tek başına
var olabilen bir sosyal yaratık değil. Covid döneminde en çok bunu gördük zaten. Evde oturduğunuz zaman tek başına insanlar esas da mutsuzdular. Mutsuz olmanın sebebi tek başına sosyalleşme ihtiyaçları var. Yani sosyal medya dijital, sosyal bir medya değil esas da. Sosyalleşmemizi tatmin eden bir yer de değil. Ama en azından birbirimize iletişim kurabildiğimiz bir yer şu anda baktığımız zaman. O yüzden de pazarlamanın temelinde bu duygular var yani. İşte baktığınızda ne iş yaparsanız yapın, ne ürün satarsanız satın, ne hizmet verirseniz verin, bir sorun çözmeniz lazım. O sorunu çözerken yani o hangi sorunun çözümünü tanımlamanız lazım. İnsanların niye sizi tercih etmesini tanımlıyor olmanız lazım. Bir bağlılık yaratabiliyor olmanız lazım. Belli içgörüler üstünden hareket ediyor olmanız lazım. Ve o içgörülerle duygusal bağ kuruyor olmanız lazım. Matematik biraz burada. Ha, o da hayatın içinde olmayı gerektiriyor esasında baktığınız zaman. Bu arada tabii şey, yani bayağı bir şey var, merhaba var. Onlara kısaca bir selam verelim isterseniz. Şey yapmasınlar. Evet. Kızarlar sonra bana. Evet. Beyza Aktepe selam söylemiş. Mustafa Doğan Hocam zaten esprisiyle hemen katılmıştı sağ olsun. Mehmet Ambarcı, Leyla Tava, Emirhan Demir, Gonca Küçük, Ecem Koçak bu verilere nasıl ulaşıyor demiş ama hangi verileri onu yani sizin şeyle ilgili herhalde bu Ditek'le ilgili galiba. Ha, onunla ilgili soruyor. Ona isterseniz biraz da cevap verin. Tamam. İbrahim Aydoğdu. İbrahim Aydoğdu da bir girişimci aslında. Sizle tanıştın. O bayağı güzel projeleri var. Muhtemelen çok zaten LinkedIn'den şu an LinkedIn'den yazıyordur İbrahim diye tahmin ediyorum. Furkan Mert Ergün. O da gerçekten güzel girişimleri olan bir arkadaş. Sizin bahsettiklerinizin bir tanesine benzer bir girişimi var. Muhtemelen o da ondan sizi takip ediyor. İkisi tanıdığım benim, desteklediğim genç arkadaşlarım. Enerji Analiz merhaba demiş. Ecem Kocak. Bu girişim kısmını nasıl keşfetti acaba sorar mısınız demiş. Biraz sonra buna yine isterseniz cevap verin. Onun dışında bakıyorum ben. Yine merhabalar merhabalar. Kalpler falan filan bol miktarda kalpler var. Elif Akarslan cevap vermiş. Emre Erce işte İstanbul'da o da çok sevdiğim bir abim. Kendisi çok iyi bir danışman özellikle şey tarafında. Düzeltsin olması ithal ihracat tarafında diye biliyorum ama yanlış söylemedim. Onun dışında bakıyorum. Tamam aşağı yukarı böyle. Bir de pazarlama 4.0 hakkında bilgi alabilir miyiz diye Emre Hocam sormuş. Tabii burada pazarlamada dijitalleşti bir şeyler. Ne oldu? Ne değişti? Peki pazarlama eskiden farklı bir şeyle dijitalleşince başka bir şey mi oldu? Yoksa bu pazarlamanın şeyi, yöntemi mi değişti? Yoksa mantığı mı değişti? Hani biraz onu anlatabilir misin? Dijitalleşmeyle pazarlama arasındaki ilişki. Yani şöyle anlatayım. Eskiden ne yapıyorduk biz pazarlamacılar ya da satışçılar ya da marka yöneticileri? Herhangi bir ürünü satmak istediğimiz zaman işte bir ürünle ilgili reklam çekiyorduk. Yani ürünün tabii bütün pazar araştırmaları falan hepsi yapılıyordu gene ama eskiden pazar araştırma İki ay sürerdi. Sağda anketörlere siz anketleri verirdiniz. Bir ürünle ya da hizmetle ya da markayla ilgili yapmak istediğiniz şeyleri insanlara sorardınız. Anketör de giderdi. Sokaktan çevirdi insanlara bunları sorardı. Bunlar tabii konuyla ilgili mi değil mi, ürünle ilgili mi, ilgili mi değil mi bunları bilmiyordunuz. Sonra siz oradan topladığınız o verilerle ki hala bu sistem devam ediyor. O verilerle belli analizler yapardınız. O analizlerden sonra belli stratejilere karar verirdiniz. Tabii geçmiş tecrübeler, İşte sağdan gelen bilgiler, bayiden gelen bilgiler, servisten gelen bilgiler, çağrı merkezine gelen bilgiler. Bütün bu bilgileri toplayıp ondan sonra belli işte CRM derdik biz. Bunda tüketiciden gelen işte müşteri veri tabanı analizi falan dediğimiz konular da vardı. Bunlarla birlikte bir strateji oluşturduk. O stratejiyi sonra iletişim aktivitelerine taşıdık. İletişim aktivitelerinde işte markanın ambalajından tutun fiyatlandırmasına, konumlandırmasına, hangi kanalda nasıl satılacağına, eğer siz FMCG ürünü yapıyorsanız raftaki pozisyonuna kadar bunları çalışırdınız. Ondan sonra böyle baktıktan sonra işte biz bunları televizyon reklamlarıyla insanlara eriştirmeye çalışırdık. Televizyon reklamı, gazete reklamı, açık hava, sinema. Ve billboard işte açık havadaki. Baktığınız zaman artık ilk üçüm benim. Hatta ilk dördüm diyeyim. Televizyonla dijital aynı oranda, hatta dijital birazcık daha ağırlık basıyor şu dönemde özellikle.
Çünkü artık televizyon demek de doğru değil. O terminoloji de değiştirmemiz lazım. Televizyon duvarda duran ekran. Ben şimdi sizle bir programı laptop üstünden yapıyorum. iPhone'dan da yapabilirdim. Televizyondan da yapabilirdim. İçeriği evet. Nereden tükettiğimiz önemli bizim. Yani duvardaki ekran, masanın üstündeki ekran, elimizdeki ekran, bacağımız üstünde duran laptop, işte öyle bir ekran. Bunların hepsi ekran. Ve içerik artık tamamen çok pardon, internetten geliyor ağırlıklı olarak. Uydudan gelmiyor yani baktığınız zaman. Dönersek şeye bu iletişim faaliyetine. Biz bunu televizyonda işte ister sinemada markamızı, ürünümüzü tüketicinin gözüne sokup kendimizi hatırlatmaya çalışıyorduk. Hatta işte terminoloji şuydu. Hedef kitlene neyse bu hedef kitlen reklamını bunun %70'ine reklamını 3'ten fazla gösterip işte onunla ilgili bir brand awareness dediğimiz markada top of the mind yani beyindeki payını ya da işte akıldaki payını arttıracak ya da hatırlatacak tüketici şeyler yapar. Sonra tüketiciyi işte bayimize çekmeye çalışıyorduk ya da Migros'a gidiyorsa ya da işte herhangi bir A101 gibi bir markete gidiyorsa bizim bulunduğumuz rafa çekmeye çalışıp oradaki raf üstünden o ürünü paketiyle fiyatıyla falan satmaya çalışıyorduk. Bunun geri dönüşünde bir ay sonra öğrendik. Ya da işte ne kadar hızlı geliyorsa bize o sağdan bilgi. Ürüne göre. Ürüne göre değişirdi bu. Şimdi dijitalleşmeleri yani işte pazarlamanın 4P'si değişen şey ne oldu? Bir kere ben bu D-Tech Analytics'te de anlattığım gibi artık insanların ne düşündüğünü, ne konuştuğunu işte Twitter'da yaptıkları hashtaglerle ya da Instagram'da yaptıkları paylaşımlarla, onun altına yaptıkları yorumlarla, Facebook paylaşımlarıyla, WhatsApp'ta yazdıkları mesajlarla dijital ortamdan biz bunları toplayabiliyoruz. Yani artık evet. O bilgiyi toplamak için ya bu anı topluyoruz. Tabii yani sahaya ama geleceği de öngörebiliyoruz değil mi? Sadece bu anı toplamak değil, onun tabii. Bir eğrisini alıp yani kötüye mi gidiyor, iyiye mi gidiyor'yu da anlayabiliyoruz. Aynen. Şimdi aslında şöyle düşünün. Yani. 70-80 senelik hatta 100 senelik, 200 senelik datalar var insanların davranışlarıyla ilgili. Zaten bu kognitif analiz dediğimiz şey bu esasta. Ve siz bu dataları alıyorsunuz, modellemeler yapıyorsunuz. Bu hastalık için de geçerli. Yani doktorlar ne yapıyorlar? Bir hastalık esasta hani bir terminoloji vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır diye. Genel prosedürler var hastalıkla ilgili. Bir insan geldiğinde o hastalığın ne olduğunu o belirtilerden tespit etmeye çalışıp sonra size bir ilaç veriyorlar, genel ilaçları. O ilaçların yan etkisi olup olmadığına bakaraktan da sizin tedavi sürecinizi yönlendiriyorlar ve yönetiyorlar. Ama onu spesifik size göre yapıyorlar yani baktığınızda. Orada bir customization var. Yani hastalığı tanımlarken genel prensipler var. Hastalığı çözerken kişiselleştirme var. Yani o kişiselleştirmenin üstünde o insanın verdiği reaksiyonlara, vücudun verdiği reaksiyonlara göre ilaç kullanımlarını değiştirebiliyor, ilacı deniyor, ediyor falan. Yani hep bir öyle esaslı bir test var. Yani böyle %100 bir çözüm yok. Yani birçok hastalığa zaten çözüm bulamamaların ana sebepleri de bundan kaynaklanıyor. Çünkü her insana reaksiyonlar değişebiliyor. Şimdi burada pazarlamana da dönüp baktığımızda dijitalle birlikte siz artık bu verileri toplayaraktan topladığınız veriler üstünden geçmiş verilerdeki davranışlara da bakarak modellemeler yapabiliyorsunuz. Modellemelerle birlikte de insanların davranışlarını predikt edebiliyorsunuz. Ama predikt ederken de Netflix'te bununla ilgili çok güzel bir dizi var. Dizi demeyeyim de 1 saat 40 dakikalık bir tane documentary, belgesel Social Dilemma diye. Biraz abartılmış çünkü Facebook'tan, Twitter'dan işte diğer sosyal medya platformlarından çıkmış insanlar ve bunlar bayağı başkan seviyesinde, genel müdür seviyesinde yöneticilik yapmış insanlar. Şey anlatıyorlar. Esas da sosyal medyada insanların nasıl manipüle edildiğini anlatıyorlar. Çünkü doğru. İnsanın davranışlarından ne duymak istediğini, hangi mutlu mu mutsuz mu, işte hayatının hangi evresinde olduğuna bakaraktan ergenlik döneminde mi, daha farklı bir dönemde mi, bunların hepsine bakaraktan sizi yönlendiriyorlar. İlgi alanlarınıza göre. Ve siz bunu kendiniz kararınızı zannediyorsunuz ama birçok karar yönlendirmeyi de alabiliyorsunuz. Yani Matrix diye bir film vardı bizim gençliğimizde. Onun evet. Zamanki sisteme bağlanmış insanlar hap aldıklarında kırmızı hap, mavi hap uyut. Şu hap deyince millet yanlış anlamasın. Bunlar bir o filmin içerisinde. O hapı aldıktan sonra makineye bağlı mısın yoksa gerçek hayatta olayların farkında mısın onları anlıyordun. Esasında biraz sosyal medyayla birlikte bu verdiğimiz bilgilerle birlikte sosyal medyaya yönlendirilmeye daha açık hale geliyoruz. Çünkü duygularımızı paylaşıyoruz, beklentilerimizi paylaşıyoruz, beğenilerimizi paylaşıyoruz. Ama bu işin de şeyi baktığımız zaman kuralı bu. Yani dijitalleşme 4P dediğimiz şey. Bir, bilgiyi çok daha hızlı alabiliyoruz. İki, insight dediğimiz yani tüketicilerin içgörüleriyle ilgili, duygularıyla ilgili, beklentileriyle ilgili konuları çok daha hızlı alabiliyoruz. Üç, şeffaflaşmayı getirdi. Mesela nasıl bir şeffaflaşma? Eskiden ürünle ilgili bir problem olduğu zaman
onu markalar gizleyebilirdi yani belli bir noktada. Artık hiçbir şey gizleyemiyorsunuz çünkü adam kamerayla çıkıyor, yaşadığı problemi Twitter'a oraya buraya koyuyor. Twitter'a, evet. Hocam ben o kadar çok işimi hallettim ki Twitter'da. Yurt dışında işte hattım çekmiyor, işte bir ülkeden tweet attım. İşte ürünle ilgili işte Arçelik'te yaşadık onu. Yani marka vermeyelim ama tweet attıktan 10 dakika sonra servis falan eve geldi. Evet. Yurt dışındayken ben... telefonum çalıştı 7 dakika sonra. Hani böyle. Aynen. Hatta şimdi... ertesi gün bana bir ürün hediye geldi Twitter'da. Fazladan hem paramı iade ettiler hem ürünü verdi. Sırf susayım diye. Yani evet, yani bunu iyi kullanan insanlar, yani tabii ki yanlış kullananlar da vardır eminim ama değil mi? Hemen haberiniz oluyor. Bir iyiden de hemen haberiniz oluyor. Kötüden de. Aynen. Çok o yüzden artık rating sistemleri, yani tüketiciler gerçekten değerlendirme yapabiliyorlar. Uzmanlar kadar iyi değerlendirme yapabiliyorlar. Aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili. O yüzden tüm bunları yönettiğiniz, bunları çok daha iyi geri dönüş sağladığınız, daha şeffaf olduğunuz ve verileri toplayıp veriler üstünden çok daha hızlı kararlar alabildiğiniz döneme biz pazarlama 4.0 diyebiliriz. Soruyu cevaplandırdık. Şimdi biraz uzun konuştuk evet. Ama. O soruya da evet çok güzel bir cevap verdiniz. Teşekkür ederim. Tabii böyle çok güzel sorular gelmeye başladı. Ama şimdi benim de çok sorum var arkadaşlar. Ben onları sorayım. Bu sorusu olanlar program sonuna kadar kalsınlar. Siz sorunuz hepsini soracağım. Eminim Tunç Bey de bunlara hepsine çok güzel cevaplar verecek. Belki benim sorularım da aynı olabilir diye. Şu an soru soran arkadaşları biraz bekletiyorum. Çünkü benim de çok sorum var. Tamam. Hazır yakalamışken. Şimdi tabii bu kurumsal marka ile ilgili siz tabi yıllarca işte zaten uzman Türkiye'nin en önemli markalarında işte Bilkom gibi, Arçelik gibi, Vestel gibi zaten inanılmaz güzel işler yapmışsınız marka tutunma ve pazarlama tarafında. Ama bir de yeni markalar var. Yani daha bir deri bir kemik adam, işte daha bir masa bir sandalye, daha fikir belki fikrin biraz aşaması ya da bir markanın sadece logo var elinde. Bunların arasında bir fark var mı? Hani ben kurumsal bir firmanın pazarlamasıyla bu yeni girişimci adam hep nasıl aynı şeyi düşünebilir miyiz? Yani biz de onlar gibi davranabilir miyiz? Yoksa o kaynaklar çünkü yok. O kadar akıl da yok belki. O kadar uzman da yok. Hani ne yapacağız biz? Nasıl gireceğiz bu tavır? Şöyle bakmak pazara lazım. Şöyle bakmak lazım. Bir, yani bu Ezberi Boz dedim ya, Tunç Berkman'la Ezberi Boz kanalı. Esasında evet. Ezberi Boz gerçekten Abone olun arkadaşlar. Lütfen bu gece bir 5000 abone gelsin de Tunç Berkman görsün bizim programın ne kadar lezzetli olduğunu. Bakın hadi 5000 abone istiyoruz arkadaşlar. Faydalı olacaksa onlar için inşallah Tunç Berkman'la Ezberi Boz'a 5000 abone bu gece. Başlayın. Şimdi şöyle söyleyeyim. O da şuradan kaynaklanıyor. Birkaç tane eski örnek vereceğim. Daha önce bir dinlemiş olanlar bunları duymuşlardır mutlaka. Tekrar olacak. Tekrar olanlar için de kusura bakmasınlar. Şimdi farklı dedim ya ilk başta. Esasla ilk işin temelinde bir kere ben bu işi, bu ürünü, bu hizmeti, bu iş modelini niçin yapıyorum? Amacı ne bunun yani? Ve bu amacı tanımladıktan sonra bu amaç hangi konularda çözüm sağlıyor? Yani ürün olabilir, hizmet olabilir. Bir kere bunu anlatmak önemli olan. Bir de farklılaşmak önemli olan. Farklılaşmak da şimdi bizde mesela şey vardır. Herkes trend olan işi yapar. Yani şu anda mesela en trend şey neydi Covid'den önce? Üçüncü jenerasyon kahvecilik. Böyle her köşe başında kahveciler görmeye başlamıştık. Böyle. Yani Starbucks hatta Coscap şeylerinde başvurularını değerlendiren bir arkadaşım var. Abi diyor %90'ı diyor Coscap kredisini kahvecilik için. Yani bunun neresinde inovasyon var diyor. Bana anlatır mısın artık diyor. Kustum diyor kahve projelerinde. Evet. Şimdi kahve işini ilk başta bu yapanlar çok da güzel. Çünkü insanlar neye ihtiyaçları var? Hepimizin ihtiyacı olan şey. Dijitalde de bu farklılık ortaya çıkıyor. Deneyim. Yani hayatta kamp yaparsanız da farklı bir deneyime ihtiyacınız var. İyi bir yemek yemek illa iyi bir restorana gitmenize gerek yok. Bir büfede çok daha farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Eskiden Marmaris Büfe vardı İstanbul'da tek bir yerde. Ya da Bağdat Caddesi'nde Barış Büfe vardı. Sonra zincirleştiler onlar. O deneyim özelliğini kaybettiler. Halbuki oraya gittiğinde o küçük büfede yaşadığın kırıntı da öyle bir mekandı mesela. Deneyim bambaşkaydı. Ama insanların bu deneyim ihtiyacı bitmiyor. Bizim Chadotti'yi kurarken ki Barış Çekin'le benim ortağımdaki şeyimizde ilk franchise vermeden önce mağazamızı açtığımızda arka sokakta olsun insanlar keşfetsinler. Keşif ettiklerini ve kendilerini özel hissetsinler mantığıyla biz onu farklı bir yere kurmuştuk. Mesela cadde üstünde kurmamıştık. Sırf bu bakış açısından o deneyimi yaşatabilmek için. Yani oraya şu an var mı öyle bir yer? Gelebilir miyiz? Yani. Var. Arnavutköy'de var. Top Ağacı'nda var İstanbul'da. İzmir'de franchise aradık çok. Bir dönem vardı talepler. Sonra olmadı. Alaçatı'nda açtı birkaç tane yer. Corner olarak açtılar. Şimdi onların isimlerine çok reklama girecek.
Ama İzmir'de yok, de var. Yani burada ya ben mesela merak ediyorum şimdi, yani hemen şu an Arnavutköy'de olsam bir saat sonra çıkardım yani, ya da yarın sabah ilk işim gitmek olurdu yani. Yani şeyden tabii, İzmir'dekiler de şuralardan alabilir. Makrolardan alabilirler. Artı internet sitesinden alabilirler. Yoga stüdyolarının içerisinde ticaret olarak satın alabiliyor muyuz? Tabii ilk zaten Chado.com.tr Chado ilk öyle başladı zaten. Hatta ilk başladığında Barış evinde, o hani filmlerdeki gibi evinde kendisi kutuya koyup doldurup başlamıştı. Sonra büyüdük, bayağı bir ekip haline geldik. Depolar falan o hale geldi. Çayın da 60 çay, farklı çeşit çay var işte. Her türlü sağlık içinde var. Mesela Kombaça diye bir çay çayımız var, şişelenmiş. İçinde gerçekten bir bakteri yaşıyor. Probiyotik, doğal probiyotik. Ve gerçekten sindirim sistemi için, birçok hastalık için çok faydalı. Neyse, konumuza dönelim. Ben buldum bu arada. İnternet sitesini buldum. Atıyorum arkadaşlar linkini. Bu bize şey... satışlar gelsin. Bugün reklam ama... gibi. Evet. Hayır, o kadar çok marka var ki fark etmez yani. Nereye atsanız Tunç Berkman'ın orada bir ya payı var ya ortaklığı var arkadaşlar. Yani bugün sokağa çıksanız illaki bir yerine dokunacaksınız yani, şey değil. Yani aslında benim yaptığım girişimlerin çoğu da hala startup öresinde olduğu için hiçbiri o kadar büyümedi. İşte bir Chado var, ben... bir Mobile Express var çok büyümüş olan. Ama onun dışındakilerin hepsi daha çok yeni. Ama ben bir şekilde inandığım işlere destek olmaya çalışıyorum dediğiniz gibi. Ben linkini attım arkadaşlar. Bu gece herkese yolladım. Oradan bakabilirsiniz linklerini. Şeye dönersek, oradaki deneyim konusuna dönersek, yani marka ulaştırmaya dönersek kurumsalla şey arasında. Buradaki kurumsal için de aynı şey geçerli. Yani farklı olabilmek. Şimdi herkes beyaz eşyacı. Herkes beyaz eşya satıyor. Ya da işte herkes Black Friday'de Kara Cuma diyelim onun şeyine. Biz evet. Mesela Vestel'deyken ekibin çıkarttığı bir fikirle biz bunu şuna çevirmiştik. Onların Kara Cuma'sı varsa bizim hayırlı cumalarımız var. Biz Black Friday'de kampanya yapacağımızı her cuma kampanya yaptık gibi. Güzel. Yaptık. Mesela ben ilk geldiğimde Vestel'e bu Sevgililer Günü işte 2013 Aralık'ta başladım. 2014 Şubat Sevgililer Günü'ydü. 3 tane de kadın küçük ev aleti ekibinde 3 tane kadın arkadaşı, çalışan arkadaşımız vardı. Onlar geldiler, işte küçük ev aletleri kampanyaları falan anlatıyorlar. Sohbet ederken dedik ki ya bu her şey bütçe işi değil yani, farklı düşünme işi, onu anlatmak için bu örneği veriyorum. Evet. Biz şey yapamıyoruz yani işte hızlı büyüyemiyoruz küçük ev aletleri segmentinde de o dönem. Bütün kampanyası falan anlatıyorlar bana. Ben dedim ki yani Sevgililer Günü'nde birisi işte eşi var, öbürünün erkek arkadaşı var. Kocan ya da dedim sevgilin sana ütü alsa ne yaparsın dedim. O da istemsiz bir şekilde kapısını silerim dedi. Bravo. Ondan sonra biz de kampanyayı bunun üstüne dizayn ettik. Dedik ki ilk başta da benim bunu kabul ettirmem biraz zor oldu. Daha yeni başlamıştım. 4 ay olmuştu mesela başlayalı. Nazif Bey de bu konularda şeydir değil mi? Tutuşur biraz sanki. Öyle mi? Yok, Arif Bey çok karışmaz operasyona. Operasyona çok karışmaz. Ve şey dedik orada. Bunu siz söyleyin. Sen 14 Şubat'ta sevgili arasında sevgili alırsan sevgilin kafanı ütüler. Sen Vestel.com.tr'ye gel. Biz sana neler yapman gerektiğini söyleyelim. Kampanya ve indirimi de sonra yapacağız gibilerinden bir sloganla ve iletişim stratejisini bunun üstüne kurduk. Sonra biz bunu Anneler Günü'ne taşıdık. Ve her sene de devam ettirdik. Kimin annesi beyaz eşya almak ister? Yani annesine hediye alıyorsun Anneler Günü'nde. Ya oradaki ama vermek istediğim mesaj şu. Yani bir şeyi herkes yapıyor diye, işte bu kahve meselesinde de olabilir. Doğru. Yapmamak lazım. Farklılaşacak şekilde yapmak lazım. Anlatırken de aynı işi yapıyorsanız bile onu farklı bir şekilde duygusal bağ kurabilecek şekilde tüketiciye anlatabilmek lazım. Esas farklılık burada ortaya çıkıyor. Bu rekabet üstü dediğimiz şey aslında değil mi bu? Evet. Yani rekabette üstün olmak hani demek işte onun fiyatla şunu da bunu da ezmek ya da aynı şeyi yapmak değil. Farklı bir bakış açısı aslında olayı yeniden senaryo olarak. Farklı bakış açısı, farklı kanal deneyimi, kanalda verdiğiniz hizmet, servis tarafında verdiğiniz hizmette farklılaşmak, iletişimde farklılaşmak ve buralarda küçük farklılıklar büyük fark yaratıyor. Yani hani bu küçük fark diye düşünmemeniz lazım. O küçük fark dediğiniz şeyler büyük fark yaratıyor. Aynı şekilde şimdi startuplara da dönersek girişimlere. Burada önemli olan şey bu girişimde ben kime hizmet ediyorum, neye hizmet ediyorum, neyi çözüyorum, niçin bunu yapıyorum ve bunu yaparken de nasıl bir fark yaratıyorum. Bunu anlatabilmek önemli olan temelde. Ve bunu anlatmak için de çok büyük paralar harcamanız gerekmiyor.
Özellikle dijitalle birlikte bunu çok daha efektif bir şekilde duygusal bağ kurabilecek şekilde anlatmak önemli. Mesela Avia'dan ben bir örnek vereyim. Biz Avia'da Turkcell ve Vodafone'dan müşteri almakta çok zorlanıyorduk. Çünkü Turkcell bütün şeyi kapatmıştı. Herkes Turkcellciler, hatırlarsanız o zaman tarife içi konuşma diye bir şey vardı. Yani Turkcellciler, Turkcellcilerle bedavaya konuşurlardı neredeyse. O yüzden de ama Turkcell'den Avia'yı aramak ya da Vodafone'u aramak pahalıydı. O yüzden de şey yapmazlardı insanlar. Operatör değiştirmezlerdi. Sonra biz bir de zenginler Turkcell kullanıyordu, garibanlar Avia kullanıyordu. O da Apple kullanmak gibi aynen. Orada da bir statü ve marka bağımlılığı var. Şimdi o zenginler konusunu farklı şekilde çözdük. Onu anlatacağım nasıl çözdüğümüzü. Ama şey tarafında daha farklı bir şekilde çözdük. Dedik ki biz her yöne bir tarife diyelim biz. Her yöne tarife deyince de kimi ararsan ara aynı fiyata konuşacaksın. Sen gel her yöne 500 dakika ara. Ama onun için 50 lira ver, 35 lira ver. Yani böylece şey endişesi bitti. Yani ben Turkcell'deyim, Turkcell'den Vodafone aradım. İşte Vodafone'dan Avia'yı aradım falan. Böylece o ben Avia'ya geçersem babam Turkcell hattı var. Babamı aradığımda daha pahalı konuşacağım endişesi bitti. Her yere aynı fiyattan konuşmaya başladı. Orada fiyatlama çalışmasını ben ilk çıktığında çok merak etmiştim. Yani bu işten zarar ediyor bence bunlar falan gibi böyle hesaplar. Gerçekten. Yani öyle gelmiştim ben. Aynen. Başta bir zarar etti. Sonra onu bir şekilde toparladık. İlk başta çıkarken dakikaları falan da doğru hesaplamamıştım. Birçok hata da oldu. Dedim ya hatalar oluyor hayatta diye. Ama onu sonra bir şekilde biz toparladık. Sonra ama ondan sonra esas şeyi çıkarttık. Bu Turkcell işte daha üst marka ya da işte Avia daha şey markası gibi algıyı kırmak için Fenercell kart, işte Galatasaray Mobil gibi, Trabzoncell gibi taraftar hattı çıkarttı. Niye taraftar hattı çıkarttı? Çünkü taraftar hattı çıkarttığınız zaman taraftar o takıma olan aidiyet duygusuyla onu hemen alıp kullanıyor. Bakmıyor onu Turkcell miymiş, Avia'ymış falan. Ve oradan da biz 1,5 milyon abone kazandık. Yani esas da yaptığımız tek şey farklı düşünmek ve hani o bariyeri nasıl kırarız? Bunu sadece şeyle yapamazsınız fiyatla. Fiyatla yaptığınız zaman sustainable olmuyor. Yani sürdürülebilir olmuyor ve karlı olmuyor. O yüzden bunu yapmanın farklı yöntemlerini bulmak lazım. Burada da hep şeye dönüp bakmak lazım. Ben yaptığım iş ve hizmetle nasıl farklılaşıyorum? Sürüden nasıl ayrılıyorum? Ezberi nerede bozuyorum? Ve bunu nasıl sürdürebilir, kılabilirim? Buna bakmak lazım. Bunu yaptığınız zaman zaten teknoloji dediğim gibi bir aracı oluyor. Amacı doğru tariflediğinizde çözümler de onu takip ediyor diyebilirim. Evet, isterseniz birkaç tane arkadaş hani çok kızdırmadan ben sorularını sorayım. Sonra benim sorulara geçelim. Nereden başlasam bilemiyorum ama. Mustafa Hocam'ın bir sorusu var. Yatırımcı ve girişimci bakış açısında en önemli fark ya da farklar nelerdir demiş. Yani yatırımcı ve girişimci. Evet, yani yatırımcı nasıl bakıyor, girişimci nasıl bakıyor herhalde. En önemli fark şu. Bir tanesi risk daha minimal bir risk alıyor. Yatırımcı daha az minimal bir risk alıyor. Girişimci çok daha büyük bir risk alıyor. Çünkü yatırımcının tek işi bu girişim değil. Yatırımcı oraya belli bir, genelde akıllı yatırımcılar da belli bir oranda kaybedebileceği parayı da göze alabilerekten yatırım yapıyor belli işlere. Hani potansiyeline çok inanıyorsa diyor ki ben buraya tüm sermayemin %5'ini yatıracağım. Batarsa da batsın ama çıkarsa da ben bu işin potansiyeline, bu girişimciye inanıyorum diyor. Zaten batma işin doğasında var değil mi abi? Hani batma dediğimiz şey kaybetmek değil. Yani bazen bu çok yanlış anlaşılıyor. Hani böyle battım ben, bunalıma giren, kanser olan insanlar tanıyorum. Hani ya bir kere batmakta bir şey olmaz yani. Bir daha dene. Değil mi? Hani ya bu yatırımcı tabii, biraz daha böyle bakıyor biraz mı? Yani yatırımcı dediğim gibi biraz daha hisse senedi alırmış gibi bakıyor. Ya da işte farklı alanlarda büyüme, belli bir paralar elde etmiş belli yerlerden. O tarafta hisse senedi almaktansa, yani gayrimenkule yatırım yapmaktansa ya da işte altın yatırım yapmaktansa girişime yatırım yaparak bakıyor ve belli şeyleri kaybetmeyi daha rahat göze alıyor. Girişimcisinin aldığı risk daha büyük. Girişimcinin hayatında iniş çıkış çok fazla var. Kurumsalda mesela tek düzlükten sıkılırsanız sıkılabilirsiniz. Eğer daha böyle farklı işleri yapmaya meraklı bir karakteriniz varsa. Ama girişimcide zaten sıkılma şansınız yok. Böyle bir sabah kalkıyorsunuz diyorsunuz ya tamam bu iş oldu, her şey çok iyi diyorsunuz. Ertesi sabah kalkıyorsunuz Allah bittik diyorsunuz. Yani girişimcilerde böyle çok böyle bir iniş çıkışlar var. O belli bir patika var. O patikaya gelip düzlüğe çıkana kadar o patikanın üstünden o iniş çıkışları çok yaşıyorsunuz. Bence en büyük temel fark yatırımcıyla girişimci arasında bu. Yatırımcı birden fazla girişime yatırım yapabilir. Ama girişimci o işe konsantre olmak zorunda. En az 3-4 senesini eğer iş istediği gibi gidiyorsa
oraya vermek zorunda. Sonra 3-4 seneden sonra kurduğu ekipten belli insanlara işi bırakabilir belki bir ölçüde. Ama yatırımcılar genelde işi kuran adamın hep işin başında olmasını istiyorlar. En büyük fark burada bence. Merit Çandar da şey sormuş. Data mining eğitimi alma konusunda gençlerin ne ve tavsiye ve yönlendirme neler olur diye sormuş. Buna benzer bayağı bir soru var. Data mining ile ilgili benzer bir soruyu İlyas Temel Şafak da sormuş. Yani bu konu gayet arkadaşların ilgisini çekti. Bu, yani soruların çoğu da data mining ile ilgili. Yani şöyle söyleyeyim. Mutlaka bir kere şey yapmaları lazım. Çok pardon ya. Bir dakika müsaadenizi isteyebilir miyim? Bir kapı ısrarla çalıyor, anlamadım. Hemen gidip geliyorum ben. Tamam. O zaman ben anlatıyorum. Data mining konusundan Tunç Bey bana daha önce anlatmıştı falan diyormuşum. Şimdi tabii arada arayı doldurmak adına şöyle size kopya vereyim ben Tunç Bey yokken. Tunç Bey'in yaptığı girişimlerin isimlerini ben aslında bazıları burada yazıyor. Bakın D-Tech ve Bipaf diye. Yazmayanları tekrar okuyorum. Girişim isimlerini ben kötü okuyor olabilirim arkadaşlar. Chadot'u biraz önce linkini atmıştım size. Lidio, Teleporter, WorkCamp, Zek, AI, Tripper Shop, Directic gibi bir sürü, Happy Education gibi birçok firma var. Bunlardan birinin ismini soracağım size. Şeyimiz bu. Hani sorumuz bu olacak. Kopyayı şimdiden verdim. Tunç Bey Allah'tan duymadı bizi. Kopya verirken yakalanmadım inşallah. Ona göre bu şeylerden birini şey yapacağız. Ha, buyurun lütfen. Bu data mining konusunda ben şöyle söyleyeyim. İşte ben bile kendim bunca sene pazarlama işinde olmama rağmen gittim ders aldım dedim. Evet. Hatta onu da sormuşlar. London Business School'la ilgili öyle bir soru daha var. Ben hatta onu da isterseniz hemen arada sorayım. Bu eğitim sene kattı diye. Hani onu da Meriç'in cevap vermiş olalım aynı anda. Tamam. İkisini de sormuş zaten. Data mining ve London evet. School şeyi de. Şöyle bir kere veri analizi deyince bunu matematiksel bir şey olarak anlamamak lazım. Bizim bu veri analizlerin çoğu ilerleyen dönemde daha çok psikoloji ve sosyoloji branşlarından çıkacaklar. Çünkü burada insan davranışlarını anlamlandırmak önemli olacak. Yani veriyi toplamak ayrı bir şey. Veriyi topluyoruz. O veriyi topladıktan sonra da o veriden bir anlam çıkartmak lazım. Yapay zeka desteğini kullanarak. Bunun için de işte o veriyi nasıl topluyoruz? Hangi veriyi toplamamız lazım? O topladığımız verileri nasıl anlamlandırabiliriz konularında ayrı ayrı branşlar ve eğitimler var. İleride pazarlama tamamen buna dönecek. Yani zaten kognitif analiz dediğimiz bizim analiz teknikleri çok da eskiden beri kullanılan bir sürü analiz ve pazar araştırma yöntemi var. Ama bunlar artık çok daha önemli hale gelecek. Çünkü işte bu bahsettiğim Social Dilemma gibi dizilerde de ya da belgeselde de anlatıldığı gibi her şeyimiz bizim dijitalleşmiş vaziyette her türlü bilgiyi paylaşıyoruz. İnsan davranışlarını anlamak, insan davranışları üstünden de onların beklentilerine yönelik onlarla iletişim kurmak en önemli konu olacağı için pazarlamacıların mutlaka bu nosyona sahip olması lazım. Bu London School of Economics'teki eğitime girenlerden bir tanesi de bu Executive Science for Data'da. Onlar zaten şeyi anlatıyorlar. Yani niye veri toplarsın? Veri toplamak nedir? Veri analizi niçin kullanılır? Bunu pazarlamada nasıl kullanırsın? Ürün geliştirirken nasıl kullanırsın? Bunları anlatırlar. Şimdi burada en önemli konu London School of Economics'te anlatırlarken ben şok olmuştum. Amerika'dan birisi İngiltere'deki okula derse katılmış ve ders saat 11'de başlıyor İstanbul saatiyle. Yani Londra saatiyle saat 9'da. İşte öğleden sonra saat 3'e kadar devam ediyor. Haftanın 4 günü. Bu katılan kişi 65 yaşında. CEO. Michigan'da yaşıyor. Adam kalkıyor. Grand Tuvalet'te giyinmiş sabahleyin. Arkasını görüyorsunuz. Cam var. Karanlık. Ders başlarken. Çünkü sabah yani orada. Evet. Sabahın körü yani. 4 falan. Sonra bizim öğle yemeği arası oluyor. Herkes aradan geliyor. Tekrar bağlanıyoruz online. Arkasında böyle bir yeşillik falan açılmış. Bilginiz olmuş. Yani adam esasında 65 yaşına geldim. Ben bu işleri ben sordum zaten bizim grup çalışmalarında. Yani siz dedim hani bu kadar CEO'luk yapmışsınız, CEO'luktan emekli olmuşsunuz falan. Niye bu işe girdiniz dedim. Bir tane perakende şirketinin board'unda adam. Board'undayken bu konuda onları yönlendirmek için bu konuyu öğrenmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü hani
perakendedeki pazar araştırma, işte doğru, pazarlama fonksiyonlarını falan. O konularda yorum yapabilmek için toplantılarda bu bir tarafının eksik olduğunu düşünüp bu konuyla ilgili kendine yatırım yapıyor. İşte Amerika ile bizim aramızdaki en büyük farklılardan bir tanesi bu. Öğrenmenin sonu yok ama bizim de öğrenmeye aç olmamız lazım. Yani CEO oldum diye adam takılmıyor orada. Adam yönetim kurulunda de takılmıyor. Kendimi nasıl geliştireyim diye devam ediyor. Bunu mutlaka şey yapması gerekiyor. İnsanların bu konuya eğilmesi gerekiyor. Çünkü her şey artık dijitalde. Tabii ya, insanın makine olduğuna, insanın hatta bir yazılım kodu olduğuna dair hatta bazı fonksiyonlarımızın bir kod olduğuna dair, böyle filmlerde de geçtiği gibi, kuantum mantığında da aslında böyle bazen kafa oraya gitmiyor değil. Talip Furkan Doğan demiş ki merhaba yayınlar. Şu anda veri analizi ve makine öğrenmesi alanının hakkında hizmet veriyoruz. Müşteri bulma ve referanslarınızı arttırmak için neler yapabiliriz demiş. Sonra eklemiş. Verdiğimiz alanlar sınıflandırma, birliktelik, kural çıkarımı, cümle bazlı duygu analizi gibi. Bayağı derin aslında bir soru. İstersen çok kısa cevap verebilirsiniz ya da sonra da verebilirsiniz. Ya şöyle, ben kısa bir cevap vereyim. Boş bırakmıyorum soruyu. Şunu söylemek isterim. Burada en önemli şey, hizmetlerden bağımsız söylerim bunu. Bu verdikleri hizmetlerle ilgili ne kadar zamanda veriyorlarsa mutlaka belli bir müşteri deneyimleri yaşamışlardır. Biz mesela akademide, Happy Education Akademide eğitim alan arkadaşlardan rica ediyoruz. Referans sayfamız var. Orada ne öğrendiklerini, ne anlattıklarını, akademiyle ilgili şeylerini koyduruyoruz. Burada önemli şey, müşteriye giderken bu verdikleri hizmetlerle ilgili başka müşteriler neyi kullanmışlar? Bundan nasıl fayda sağlamışlar? Ve bunu nasıl farklandırabilirler? Onu anlatmak. Mesela D-Tech Analytics'te biz şimdi bir yapımcı şirketle çalışıyoruz. Orada şunu anlatıyoruz onlara. Şimdi dizi çıkartırken dizinin hizmeti satabilmek için anlatıyoruz bunu. Yani nasıl kullanabileceklerini. Yani bu ne hizmet verirseniz verin. Bu sadece data ya da veri için değil, her hizmet için geçerli ya da ürün için geçerli. Diyorum ya, bunu niçin kullanacağını iyi anlatabilmek, basit anlatabilmek lazım. Hani bir çocuğa anlattığınızda anlayacağı şekilde anlatmak, basit anlatmak. Çünkü çok fazla bilgi var, çok fazla anlatan var, çok fazla reklam var. Böyle olduğu zaman insanların aklında kalmıyor. Ne kadar basit olursa o kadar insanın aklında kalıyor. Ve dijitalde de gördüğüm şeyi insan 8 saniye sonra unutuyor. O yüzden o 8 saniyede onun ilgisini de çekebilmek lazım. Ama birebir anlatımlarda da şunu anlatmak lazım. Mesela biz dedik ki, siz dizileri senaryosunu çektiniz. Senaryoya oyuncu çekeceksiniz. Yani şimdi gelecek sene yeni 2 tane dizi çekecekler. Onun senaryolarını yazmışlar, oyuncu seçecekler. D-Tech Analytics'te şunu yapabiliyorsunuz. O oyuncuyla ilgili, diyelim ki bu dizi daha çok 20-44 yaş arasındaki gruba hitap ediyor, kadın erkek. 20-44 yaş arasında o dizide oynatmayı düşündüğünüz oyuncuyla ilgili insanlar ne konuşuyorlar? Hangi sıfatları kullanıyorlar? Sonra siz senaryonuza dönüp bakıyorsunuz. Oradaki karakter bu sıfatlara uygunsa, bu oyuncu, o oyuncuyu koyduğunuzda reytingi daha iyi olacak. Çünkü insanlar onu o karakterle özdeşleşecekler. Bu basitlikte anlatmaya çalışıyorum. Bunu da aynı şekilde Talip Bey ya da Furkan Bey bu işi hangi anlamda yapıyorsa verdiği ürünlerle bu müşterinin nesini çözdüğünü iyi anlatabiliyor, basit bir şekilde anlatabilirse, o zaman o hizmetleri alma arzusu karşı taraftan daha fazla artar diye düşünüyorum. Evet. Tabii çok, yani değil mi? En zor olanı zaten işi basit anlatmak. Yani zaten evet. Ben işte hep böyle arkadaşlar konuşurken şey diyorum, Harvard'ın farkı nedir sizce? MIT'nin farkı nedir falan. Herkes bin tane şey söylüyor. Aslında diyorum ki oradaki en büyük fark, iyi bir hoca var orada. O hoca sizin burada 3 yılda 5 yılda anlamadığınız bir şey iki cümlede anlatabilme yeteneğine sahip. Hali o sizin o bir yarım saat, bir saatlik aldığınız eğitimle belki bizdeki birkaç yılı denk gelebilir. Çünkü o kişi o konuyu biliyor. Bilen kişi ancak onu basit anlatabiliyor. Yani mesela Steve Jobs'ın bununla ilgili, şey değil. Evet, Steve Jobs'ın bununla ilgili iPhone'u da yaratırken ya da iMac'de de ilk yarattığında şeyi var, yalınlık anlamında söylediği. Diyor ki simplicity is the ultimate sophistication diyor. Esas da diyor ki basitlik en büyük sofistikasyondur diyor. Çünkü bir şeyi basit anlatmak çok zor. Hatta bize derler ya, hani bir kelime de buna izah et diye biz saatlerce bir sürü cümle kurup anlatmaya çalışıyoruz. Onu basit anlatabilen gerçekten zeki olan insan oluyor. Yani benim babam diye söylemeyeyim ama zekilik de değil de pratik zeka bir örneği hareketi vardır. ODTÜ'de efsane olmuştur. Sonra ben 30 yaşına gelince öğrendim onun, babamın o yaptığını. Bana da hiç anlatmamış, örnek almayayım diye. Kendisini ODTÜ'de sınava giriyorlar. İşte o benim babam, biliyorsunuzdur belki hikayeyi zaten. Riskle ilgili bir sınav. Babam computer science üstüne işletme okuyor, işte iktisat falan. Neyse, diyor ki risk nedir diyor hoca sınavda. Babam da boş kağıt verip üstüne risk budur yazıyor. Aa, öyle mi? Siz babanız mı? Evet, aa, ben
Benim öğrencilik zamanındaki en sağlam hikayeydi bu. Ottiler evet. Anlatırdı. Aa, evet. Vay be. Evet, yani evet. İşte basitlik bu esas. Yani basitlik dediğimiz zaman yani. Ya gerçekten öyle. Güzel yani evet böyle tarihi bir şey yaşamışsınız. Bana resmen. Yaşamadım. Babasının ben çok sonra öğrendim. Çok sonra öğrendim çünkü ben bunu böyle kötü örnek olarak kullanırım diye endişe ettiği için hiç anlatmamış bana. Sonra seneler sonra bir farklı vesile öğrenmiş oldum ben. Yine bir soru var. Gelecek marka nerede? Gelecekte AQ Adversity Quantity ne kadar değerlenecek demiş. Daha sonra da böyle kısaltma yapmış ama ben esprimi yapmış anlamadım. TBSYO Tunç Berkan Startup Yatırım Orada. Bu şirket adı mıdır? Yok yok. Yoksa şu an İbrahim böyle bir şirket mi kurdu size? Ben anlayamadım. Herhalde İbrahim Bey bana öyle bir şirket kurmuş ama TBS diye bir danışmanlık bu danışmanlık projelerini yaptığımız bir şirket var. Farklı farklı arkadaşlarla bir arada geldik. Bizim o TBS Investment and Management diye. O zaman Tunç Berkman'dan mı geliyor tabii? Hayır, oradan gelmiyor. Şirket ismi Total Business Solutions. oradan ama öyle güzel yapmış ama. Onu değiştirmiş ama. Evet. Belki oradan Emre, buldu. Evet, güzel yakalamış. Emre hocamız da şey sormuş. Pandemi sonrası satışı pazarlamada ne gibi değişiklikler olacak diye. Bir pandemi sonrasıyla ilgili aslında bayağı bir program yaptık ama hani sizin de bir pandemi sonrasıyla yani ilgili. Çok kısa bir cümle söyleyeyim. Ayrıca zaten pandemi sonrasını yaşıyoruz. Pandemi sonrası daha bir iki sene daha pandemi sürecek. Pandemi içindeyiz daha. Orasını göremedik daha. İçindeyiz. Daha bir iki sene sürecek gibi gözüküyor. Burada büyük ihtimalle en önemli ortaya çıkan sektör zaten lojistik sektörü oldu. Ve onun ana sebeplerinden bir tanesi ürün ve hizmeti ulaştırma konusunda lojistik en kritik yerlerden bir tanesi. Yani ulaşımla ilgili her şey tabii bunun içinde geçerli. Oralarda bazı bir sürü dinamikler değişti. Artı şey diye bakabiliriz burada. En büyük değişiklik e-ticaretin artması ve e-ticaret üstünden işte dijitalleşmeyle birlikte insanlara dijitalde ürün satmak. Mesela Instagram'ın yeni bir uygulaması var. Çok da yeni değil. 4-5 ay oldu artık. Instagram'dan siz storylerde böyle geçerken yukarı kaydır uygulamasında insanlar Instagram'dan koptuğu için Instagram onu bir çözüm bulmak istemiş. Yani Instagram orada kalan süreyi arttırmak istiyor ve diğer reklam verenlere de ulaştırmak istiyor kişi. Siz artık bunu kaydırdığınızda Instagram'da bir sepet var. Sepete atıyorsunuz. Storylere bakmaya devam ediyorsunuz. O sepete attığınız şeylere sonradan gidip bakabiliyorsunuz. Almak istediğinizde Facebook Pay ile de ödüyorsunuz. Artık yani yeni modeli buna doğru çeviriyor. İşte böyle şeyler birazcık daha hayatımızda daha fazla olacak sonrası. E-ticaret artmaya devam edecek, büyümeye devam edecek. Yani bunlar çok konuşulduğu için ben hemen kendimden iki tane örnek bunları vereyim. Sonra birçok farklı şeyler olacak. Alışveriş merkezlerine gittiğimizde belki alışveriş merkezinin içine girmeden önceden sipariş verdiğimiz ürünler bagajımızı bırakılacak gibi değişik şeyler hayatımıza girecek yani. Peki şimdi tabii marka konusu tabii çok derin bir konu. Hani burada marka konusuna girip hani çıkamayabiliriz. Ama burada hani satış ya da pazarlama yaparken markaya mı yatırım yapmak yoksa kısa vadede satışı arttıracak bir iletişim yatırımı mı yapmak? Hani hangisi doğru? Yatırımda nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ben hep şeye inanırım. Markaya yatırıma inanırım. Çünkü kısa vadede yaptığınız yatırımlar anlık işler sağlar. O profesyonel yönetici olarak hepimiz bütün profesyonellerin bakış açısında hep maksimum 12 ay bilemeniz 18 ay düşünürüz. O yüzden marka bazen ikinci planda kalır. Satışları arttıracak işlere daha fazla iletişim faaliyeti yaparız. Ama işin temelinde hep şey var. İşte bu Nike için geçerli, Apple için geçerli bu kadar pahalıya ve karlıya satılmasının sebebi bu ürünlerin. Markalara olan yaptıkları yatırım ve markanın gerçekten bir anlamının olması. Yani o markayı söylediğiniz zaman tüketici direkt onunla bir duygusal bağı bir şekilde yakalıyor. Kimisi bunu statü tarafından yakalıyor. Kimisi en teknolojik ürün anlamında yakalıyor. Kimisi hayatı kolaylaştırmak anlamında yakalıyor. Kimisi çevreye verdiği önem anlamında çünkü daha çevreci bir insan. Ya farklı farklı yerler. O yüzden markaya yatırım her zaman globalleşmiş şirketlere bakın. İşte konuşuyoruz şimdi. Çin sanayiden geldi. Hep satış oryantik gitti. Ama şimdi globaldeki büyük markaları satın alıyorlar Çinli şirketlerin çoğu. Doğru. Çünkü Çin malının algısını kırmak için. Benim demin Avia'da verdiğimiz bizim Fenerbahçe'de Fenersel çıkartmamız ya da işte ya Volvo artık Çinlilerin mesela artık yani değil mi? Range Rover, Volvo, Çinlilerin, Range Rover Çinlilerin. Hatta Range Rover pardon Hintlilerin, Tata'nın.
Yani ama öyle mi? Ben Range Rover'ı bilmiyordum. Evet, Range Rover'da Hindistan Tata'nın oldu yani. O yüzden markalaşmak çok daha değerli. O Türkiye'nin de en başarılı markası bana sorarsanız Türk Hava Yolları. Şu anda en iyi markalaşmayı becerebilmiş olarak. Türk Hava Yolları farkındaysanız deneyim satıyor. Türk Hava Yolları'nda fiyat konuşmuyor artık iletişimlerinde yani. Dünyaya seni ulaştıran ve dünyadaki farklı deneyimleri seni oluşturan hava yolu diye anlatıyor kendisi. O da farklılaşmayı öyle yapıyor yani. Peki bu startuplarda pazarlama ekiplerini nasıl kurmalısın? Hangi dinamiklere göre kurmaları gerekir? Bu startupları nasıl tavsiyelerde bulunabiliriz? Yani, startup'ın kurucusu yani girişimcinin kendisi zaten esasında fikri pazarlayan fikrin babası olduğu için kişi. Fakat tabii o ayrı bir nosyon da gerektiriyor. O yüzden ben startupları hep kendilerine iyi bir advisory board yani danışma kurulu kurmalarını öneriyorum. Oraya da işte pazarlamayı iyi bilen ya da pazarlama konusunda tecrübeli, startup pazarlaması konusunda tecrübeli insanlardan destek alabilecekleri insanları daha önce bu işi yapmış startuplar olabilir. Yani startup döneminden başlamış, şirketini büyütmüş, markalaştırmış insanlar olabilir. Pazarlama sektöründe belli bir isim yapmış ve belli başarılar elde etmiş insanlar olabilir. Bunlardan bir danışma kurulu kurup içeriye de genç insanla ilgili olan ya da o ürünle çok ilgili olan, o ürünün niye o insanlara yönelik ya da şirketlere yönelik sadece insan gibi düşünmemek lazım. Şirketlere B2B pazarlama da olabilir startuplarda. Doğru. Çözüm sağlayacağı şeyleri doğru bir şekilde anlatabileceği, yapıyı kurabilecek bir yapı kurması lazım. Çok da büyük yatırımlar yapmadan bu işi yapması lazım. Kendisini de kullanarak sonra ya zaman içerisinde iş büyüdükçe pazarlama ekibini büyüterek bunu devam ettirmesi öneririm. Şimdi tabii markalaşma yine hani dediğim gibi derin konu ama şimdi markalaştım ben ama hem ulusal pazarda hem uluslararası pazarda bir şeyler yapmayı da aynı anda düşünüyorum uzun vadede en azından. Yani lokal başlasam da uzun vadede. Bu aynı marka mı olmalı ya da bu marka söylemimi ben lokal için uluslararası değiştirmeli miyim? Bence yoksa marka aynı marka kalmalı. Yani şimdi Nike Türkiye'de Nike ya da Apple, Alibaba. Amazon. Yani Algida mesela değil mi? Algida'nın her ülkede ismi farklı diye biliyorum. Ben hani... Evet. Şimdi yani o yüzden markayı değiştirmemek lazım. Markanın söylemini değiştirmek lazım. Yani markanın bir mottosu var. Mesela Nike Just Do It der. Ama onu lokal pazara getirdiğinde daha farklılaştırabilir Just Do It'i. Yani Just Do It'i... Hayırlı cumalarda. gibi yapabilir ya. Ya da biz Vestel'de... Coca-Cola iftar sofralarının vazgeçilmezi yani. Bravo. Bravo. Coca-Cola yani bunu en güzel örnek. Gerçekten şart yani. Yani yoksa olmuyor. İftar açamıyorsun. Coca-Cola bu işi gayet güzel çözmüş mesela. Çok güzel bir örnek verdiniz Okan Bey burada. Aynı örneği verecektim ben de yani, ulusal markalardan. En güzel örnektir bu Coca-Cola örneği. Mesela McDonald's'ta mesela işte köfteli bir burger çıkarttı mesela. Ya da gençlere yönelik o bizim buradaki söylemlerden, üniversiteli gençlerin söylemlerinden daha farklı bir burger türü bile çıkartabiliyor yani ismi verebiliyor ona. Ya o yüzden yani marka... Bilmiyorum Burger King'in yurt dışı sloganı bilmiyorum ama Türkiye'deki Ateş seni çağırıyor mesela benim hemen kafamda tık diye girdi yani ama işte, yurt dışında böyle mi bilmiyorum. O yurt dışına bilmiyorum. Benzer bir slogan kullanıyor ama lokalleştirmeyi çok onlar da yapıyorlar. Yani o Türkiye'deki çıkarttığı hamburger tipiyle yapıyor mesela. Kıyak burger diye bir şey çıkarttı işte McDonald's. Bu bize uygun bir şey. Yani gençlere 4 aylık sürdürüyor. Yani böyle dönemsel burgerler çıkartıyorlar. Mesela o kıyak burger tamamen gençler için, gençler özelliğinde yapılmış. Kıyak hani fiyatı uygun, lezzeti yerinde falan gibi. Lokalizasyonu böyle bir şey yani. O yüzden markanın söylemi aynı kalması lazım. Uluslararası eğer sizin bir açılma vizyonunuz varsa ki ben girişimcilere hep şeyi tavsiye ederim. Lokal kalmamalarını yani büyüyebilecek girişimlerin hepsi mutlaka bir noktada uluslararası açılacaktır. O yüzden markayı McTurko dedi birisi. O da çok doğru mesela. Böyle bir marka var mı? Ben bilmiyordum. McTurko öyle bir ürün mü var? O büyük ihtimalle çıkarttıkları bir hamburger olabilir ya da bir de Glocal diye bir isim vermişler ama ben bunları bilmiyorum. Mesela Ülker Coca-Cola çıkartmıştı hatırlıyorsunuz. Doğru. Ve reklamını da Amerikalı oynatmıştı. Evet. Güzel. O da ters manya yapmıştı yani. O yüzden hani böyle bakmak lazım. İşte Ülker mesela markalaşmayı yapan gruplardan bir tanesi. Türk Havalı'da dedik ama onların da hakkını yemeyelim. Gittiler çikolatada Godiva'yı aldılar. Dünyanın en büyük. Doğru. En prestijli çikolata markasıydı yani. Onlar da markalaşmayı o şekilde. Gittiler sonra daha büyük Londra'da büyük markaları da aldılar falan.
Mac Turco'da McDonald's'ın ürünü çıkarttıkları bir ürün. Ya yani onlar da lokalleşmeli. O yüzden markanın ismi değişmemeli ama lokale özel sloganlar ve ürüne özgü isimler bulabilirsiniz cevapları. Peki uluslararası nasıl marka olur efendim? Bunu da çözdük mü bu iş tamamdır yani. Bugün herkes hemen işlerimizi uluslararası hale getirip dünya çapında yani bol marka yarın hepimiz standlarda yerimizi alacağız. sırları veriyoruz arkadaşlar. Uluslararası marka olmak için çok bir kere sabırlı olmak lazım. İyi bir bütçe lazım. Farklı bakış açısı bir vizyon lazım. Mesela Arçelik de esasında bu konuda. Şimdi Vestel de çok ciddi ihracat yapar ve Arçelik'den daha fazla ihracat Josan anlamında yaptığı dönemler de var. Birbirleriyle çok yarış içerisinde. Ama markalaşma tarafını Arçelik daha iyi çözmüştür. Hatta yani Beko Vestel, belki değil mi? Beko'nun içinde tabii. Yani. Aynen. Beko bir dünya markası diye zaten sloganı vardı zamanında. Beko global oldu ondan sonra. Onun dışında satın alma Çinlilerin yaptığı gibi işte Beko Arçelik gitti Difa'yı satın aldı Güney Afrika'da. Farklı markalara yatırım yaptı. Arctic diye bir markası var mesela. Bu tip şeyleri bu şekilde çözebiliyor. Yani markalaşma konusunu. Globalleşmek için iki tane yöntem var. Ya çok ciddi yatırım bütçeniz olacak. Çok ciddi cirolar yapacaksınız ve global pazarlarda doğru stratejiler uygulayacaksınız. Türkiye Havalarında yaptığı gibi. Ya da marka satın alacaksınız. Marka satın alarak büyüyeceksiniz. Çinlilerin yaptığı gibi ya da bizim bazı markalarımızın yaptığı gibi. Sıfırdan başladığınız zaman bu bir zaman alan bir şey. Mesela Peak Games bunu yaptı. Evet. Yani Trend yolu da bunun yolunda ilerliyor. Yemek Sepeti de farklı pazarlara açılan bir esasla Türkiye'den başlamış e-ticaretteki bir markamız. Gitti gidiyor. eBay tarafından satın alındı mesela. Adı eBay oldu Türkiye'de şimdi. Ama bölgesel olarak gitti gidiyor kullananlar var. Yani biraz uzun bir yolculuk. Emek isteyen bir yolculuk. Ya organik yapacaksınız bunu ve belli bir süre bekleyeceksiniz. Çok farklı ürünlere hizmet bulacaksınız. Bir keşfiniz olacak. Ya da bunu para kazandıkça büyüyerek marka satın alacak. Ama sıfırıncı gün bunu düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben Peak Games örneğinde hani Sidar'ı tanıyorum. İlk bu işe başladığı zaman son böyle paralarıyla şeye gidiyordu. Amerika'ya gidiyordu. Bir hafta 10 gün orada kalıyordu falan. Ne yapıyorsun dedim. Yaptığım tek şey barlarda gidip işte 20 milyon yatırım aldım, 10 milyon yatırım aldım der dururdum diyordu. Ya oğlum kim inanacak sana falan. Bir gün biri inanacak diyordu. Resmen 20 yıl önce bunu bir barda hani bir kulak fısıltı haberi şeklinde sunmaya başlayarak başlamıştı. Yani ki çok daha yeniydi. Çok lokal işte Üsküdar tarafında küçük bir oyun eviyken. Şu an dünya çapında gerçekten Türkiye'nin şu ana kadar yaptığı en büyük yazılım satışı oldu bildiğim kadarıyla. Oyun sektöründe ve her bizim neredeyse programda da böyle övünçle de bahsediyor. Ben de bir arkadaşımın böyle başarılı olduğu için de hep böyle güzel, keyifli, bu en azından bu kısmını başını bildiğim için de anlatıyorum. Şu an girişimci arkadaşlar da şunu diyorum aslında, bilmiyorum yanlış mı söylüyorum ama şimdi Türkiye pazarı belli. Hani 80 milyon kişinin yaşadığı bir nüfustayız. Türkçe de zaten belli. Dünyada işte özellikle topu 100-200 milyonun kullandığı bir dile sahibiz. Yani diyorum ki uygulamayı çıkarırken İngilizce çıkar. Niye? En azından 8 milyar insana hitap ediyor. Başarısız olsan, %1 pazar payına sahip olsan zaten 80 milyon kişi yapıyor. Yani senin başarısız olduğun tüm Türkiye satışı ki pazarın tamamını, Arçelik bile bugün pazarı %100'üne sahip değil. Vestel sahip değil. Yani kimse değil. Koca yani bu kadar firmalar varken sen büyük yani ülkenin büyük ortağı çözümü olman için çok büyük yatırım yapman gerekiyorken belki dünyada başarısızlığın bile senin Türkiye dünya çapındaki başarısızlığın aslında ülke çapında çok başarılı oluyor. Yani biraz daha böyle büyük bakmak doğru mu resmen? Hani ben arkadaşlara hep böyle yönlendiriyorum ama yanlış mı yapıyorum emin olamadım. Hani sizden de fikrinizi almak istiyorum. Katılıyorum siz dediğinize. Büyük resme büyük bakıp büyük hedefle yola gitmek her zaman onu getiriyor. Ama acele etmemek, hani karamsarlığa kapılmamak. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Napster ilk kurulduğunda, Napster'ı şu anda dinleyicilerden hatırlayan var mıdır bilmiyorum ya da izleyicilerden. Ama bizim yaşlardakiler bilir. Yani Napster Spotify'ın aynısıydı yani baktığınızda. Spotify doğru, çok güzel oldu. Napster zamanının ilerisindeydi. O zamanki plak firmaları da lisans anlaşmalarından dolayı onları haklarını kaybetmek istemedikleri için batırdılar adamı. Fakat Napster'ın kurucusu da battıktan sonra Facebook'a ilk yatırım yapanlardan bir tanesi. Facebook'tan zengin oluyor ondan sonra. Yani şey olarak bakmak lazım.
büyük bakmak, büyük hedef koymak lazım. Ama o hedefe de adım adım gitmek gerektiğini de unutmamak lazım. Kaplumbağa misali gideceksiniz belki bir noktada hedefe doğru, büyük hedefe. Ama kendi içindeki küçük hedeflere de tavşan misali gideceksiniz. Yani o koyduğunuz global hedef biraz daha kaplumbağa misali giderken kendi içinizdeki lokal hedefleri de tavşan misali yapıp ondan sonra bölgeye yayılaraktan büyüyecek bir strateji izlemek lazım diye düşünüyorum. Evet, yani zaman su gibi aktı. Gayet de güzel. Hiç ben farkına bile varmadım. Süreye bakıyorum. Güzel, inanılmaz da bir zaman geçmiş. Siz toparlamak adına benim sorularım aşağı yukarı bunlar. Bir isterseniz toparlamak adına benim sormadığım ya da eksik kalan hani şey yapmak istediğiniz şeyler, kısımlar varsa onu tamamlayın. Sonra arkasından ben o zor sorumu sorup hediyemizi de dağıtalım. Programı da öyle bitirelim. Ya Okan Bey, ben şey zaten programda da konuştuk, yani bizim çıkış noktalarımızdan bir tanesi işte marka yaratmak ve girişim olacak. Ben yani girişimleri arttırmak olacak. Bu Amerika örneğinde ya da Çin örneğinde olduğu gibi. Burada da birazcık mantalitemizi değiştirmemiz lazım. Sadece onu söyleyeyim. Yani birbirimize daha çok destek olmamız lazım. Birbirimizin kuyumuzunu kazmamamız lazım. Ve orada birbirimize destek olarak bu işlerin büyümesini sağlayabilmemiz lazım. Rekabet edeceğiz ama destek olarak rekabet edeceğiz. Yani bir sporcu mantığında biraz rekabet etmek lazım. Geleceğe yönelik gençlerde çok büyük ışık var. Gençlerin önünü açmak lazım. Onları köreltmemek lazım. Ve onlara da her türlü fırsatı kendilerini geliştirmek için tecrübelerimiz dahilinde vermek lazım. Ben bu tip programlara biraz da bunun için katılıyorum. İşte o Tuş Parkman'la ezberi de bundan yapıyorum. Bunları söyleyebilirim. Bu COVID dönemi zor bir dönem olacak hepimiz için. Ülke olarak da zor bir dönem. Dünyada zor dönemlerden geçiyor. Değişik şeyler yaşıyoruz. Yani bu dönemi yaşayan gençler büyüdüklerinde bayağı bir hikaye anlatabilecekler. Çünkü bizim anlattığımız hikayeler belli tecrübelerle sınırlıydı ama artık yani inanılmaz. Her gün farklı bir hikaye çıkıyor. Levent Kırca'lar falan sağ olsaydı bayağı malzeme çıkardı Cenk Koraylar'a falan. Allah rahmet eylesin. Levent Kırca da benim hocam. Ben 4 sene tiyatrosunda ben oynamıştım. Onu da anmış olduk sahnemizde. Allah razı olsun. Bir şey daha böyle aklıma geldi. Bizim özümüzü kaybetmemek lazım. Mutlu olmaya çalışmamız lazım. Biz basitliklerden mutlu olup basit şeylerden mutlu olarak keyif alan bir halktık. Onları unuttuk. Sorunlu, kavgacı ve birbirimize kızgın bir toplum haline dönüştük. Oradan birazcık çıkmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bu COVID inşallah bize bunu hatırlatır diye düşünüyorum. Son dakika aklıma bir soru geldi, böyle son soru gibi olacak ama şimdi hem yatırımcı hem girişimci olarak yakalamışken, şimdi Amerika'daki yatırımcı kültüründe daha çok şöyle bir kültür var, hani %10 %15 benim olsun, %80-90'ı girişimcinin olsun, ben bunu ama destekleyeyim her tarafından gibi. Ama bizde baktığımız zaman bizde parayı veren diyor ki hepsi benim olsun, %90'ı 80'i benim olsun diyor ve maalesef burada da birçok girişimci arkadaşım var, hani hayal kırıklığı yaşayan, yaptığı girişimi yatırım bulamayan ya da anlatamayan. Ha bu arada şey de sorayım size. Bu arkadaşlar size kendi girişimi anlatıyorlar mı? Siz Melek Yatırım'da bu tarafta şu an bir proje topluyor musunuz? Ya da bunun bir yöntemi var mı? Yani bunun bir e-mail adresi ya da LinkedIn'den mi yazsınlar size? Hani Hoççı'dan bir yol verirseniz arkadaşlara hemen size ulaşacaklardır diye tahmin ediyorum. Yani şöyle, ben girişimcilerim mümkün olduğunca işte farklı girişim gruplarına bana gelen şeylere artık benim girişim limitim demin de sizin bahsettiğiniz şeylerden dolayı doldu. Şu anda kendi evet. İşlerimi ve şeylerimi konsantre vaziyetteyim. Gelen iyi fikirleri de, iyi bulduğum fikirleri de farklı networkler var. İşte bu Ida Capital gibi, işte Angel Effect gibi, Boğaziçi Ventures gibi falan. Onların birçoğu böyle fikir şeyindeki şeylere yatırım yapmıyor. Belli bir olgunluk istiyorlar. Yani şu anda doğru. Türkiye'de sadece fikir aşamasında yatırım yapan kimse kalmadı diyebilirim. Yatırım yapılması için bir işe öncelikle o girişimcinin elini taşın altına koyuyor olması lazım. Ne demek elini taşın altına koymak? Fikri belli bir olgunluğa getirmek. Bu bir yazılımsa yazılımın beta versiyonunu tamamlamış olması lazım. Belli testlerini yapmış olması lazım. Bir ürün ve hizmetse ürünün prototiplerinin bitmiş olması lazım. Belli bir oranda belki bir satışa başlamış olması lazım belli şeylerde. Ondan sonra büyütmek için melek yatırımcıyı arıyor olması lazım. Ya da tamamlamak için arıyor olması lazım. Fikri artık kimse yatırım yapmıyor. Öyle diyeyim. Bu dönemde. Fikrin fiyatı bir dolar. Değil mi? Değeri. Biraz ona döndü. Fikir çok ama bunu uygulamaya geçirmek daha zor. Belli bir olgunluğa getiren işlere de yatırım yapanlar var. Kimisi buna seed capital diyor. İşte daha başlangıç evresinde yatırım yapıyorlar. Ama sizin sorduğunuz soruya dönersek de
Yani bana gelen fikirleri ben şu anda yatırım yapamama durumunda olsam da zaman bulabilirsem mutlaka geri dönüp fikir söylüyorum. Fikrini ya belli bir olgunluğa gelmiş işleri de belli kanallara network'teki yönlendirmeye çalışıyorum. Ki destek alabilsinler diye. Ama dediğim gibi fikir şeyindeki aşamaları çok yönlendirmiyorum. Çünkü onlardan belli bir olgunluğa gelmeden kimse yatırım yapmıyor. Şey tarafında da, yatırımcı tarafında da bence artık daha bir bilinçlenme var. Eskiden dediğiniz çok doğruydu. Şey olmaması lazım. Yani yatırımın yapan insanın da ben bunun %80'ini alayım olmaması lazım. Zaten fikir aşamasında değilse bir konu belli bir olgunluğa gelmiş ve başlamışsa ya da başlamak üzereyse, belli testleri de yapıldıysa, o zaman zaten o güç kalmıyor yatırım yapacak kişinin de. Orada birazcık daha pazarlık şey olabiliyor girişimcide gücü. Burada da mantığın şu olması lazım. Girişimcinin de şey mantığında olmaması lazım. Yani %80'in bende kalsın mantığında değil de %20'si bile onda kalsa işi onun kontrol edebileceği hukuksal çerçevenin oluşması lazım. Yani şöyle olabilir. Yani adam sermaye arttırımı yapar. Onun %20 hissesi %1 yapar. Atar kapının önüne. Yani hani ya onu koruyacak hukuksal. Yani burada shareholders agreement ya da işte bu ortaklık anlaşmalarının çok düzgün bir şekilde kurgulanıyor olması lazım. Bunlara müsaade etmeyecek şekilde kurgulanıyor olması lazım. Girişimcinin de akıllı yatırımcı zaten girişimciyi atmak istemez. Çünkü adam getirmiş, fikri yapmış. İşte onu büyütmen lazım ki o işi götürsün, daha da iyi hale getirsin yani. Evet. Ama Steve Jobs yani Apple'dan atıldı, onu unutmayın yani. Steve Jobs Apple'dan atıldı, sonra Apple'a geri döndü. Yani yaptığı evet. Şeylere çok daha aşık olmamak lazım belki bazı durumlarda. WhatsApp'ta da hani işte WhatsApp 17 milyar dolardı galiba satıldı ama gelen yani sahibi değişmedi aslında. Yani yönetim yine o yazılımı üreten kişiye kaldı. Instagram için de aynı şekilde. Hani Facebook'a satın aldı ama anlaşmalarla garanti altına almak daha önemli. Doğru. Doğru. Ben o zaman zor sorumuzu arkadaşlar hazırsanız soracağım. Çok aslında kolay bir soru soracağım. Tunç Berkman Türkiye'de neyin senatörüdür arkadaşlar? Kısa istiyorum. Kısa harfler. 4 harfli bir şey. Bir şeyin senatörü. Şu an isminin yanında da yazıyor. İlk cevap veren 2 kişi bu hediye alacak. Süre başladı arkadaşlar. Şu an bizim yazımızın altında da, bu kadar da kopya olmaz ama yazımızın altında da yazıyor. İlk yazan 2 kişi bana daha sonradan LinkedIn'den ulaşsınlar. Ben de Tunç Berkman'la kendilerini tanıştıracağım. Tamam. Bekleyelim mi, devam edelim mi bilmiyorum ama bayağı hızlı yazılmış. Evet. 2 kişi hızlı yazmış. Tamam, süper. O arkadan geldi. Hemen ben söylüyorum. İlyas Temel Şafak. Bunlar tabii aynı dakikada yazıyor arkadaşlar. Şimdi aynı dakikada şu an 100'ün üzerinde cevap geldi. Bazen bana kızıyorsunuz. Yani 100 tane cevap var. Ben niye kazanamadım? Aynı dakikada yazdı. Çünkü benim ekrana düşme sırasıyla geliyor. O yüzden özür dilerim. Hani herkes aynı dakikada yazdı. Şu an 2 kişi İlyas Temel Şafak ve Beyza Aktepe. Direkt isterseniz size LinkedIn'den ulaşsınlar. Evet, evet, ben direkt LinkedIn'den ulaşsınlar. Sosyal medya ekibi kazandılar bir tane HP Education Akademi'den. Aralık ayında olacak. Ulaşamazsanız bana ulaşın. Benim şu an arkadaş ekleme sınırımı geçmedim daha. Şu an 29.300'deyim. ama siz de not alın isterseniz. Hani herkesi kabul etmiyorsunuz muhtemelen. Siz de İlyas Temel Şafak ve Beyza Aktepe siz arkadaşlık talebinde bulunurlar. Kabul edin çünkü paraları yoksa mesaj izlemeyebilirler. Ulaşamazsanız da bana mail atabilirler istiyorsanız. Ha, o daha güzel. Ben mail adresinizi isterseniz yapıştırayım. Yapıştırın. Ya da söyleyeyim mi? Söylemek kolay, yapıştırmak mı bakayım. Ama şimdi çok mail gelmesin. Neyse ben yapıştırıyorum. Sadece bu 2 maili ciddiye alın o zaman diyeyim size. Ya da ben mailinizi yazayım. Belki diğer konularda mail yazmak isteyenler olabilir. Bu girişimcilikle ilgili de olabilir. Arkadaşlar ben Tunç Bey'in mailine yazıyorum size. Lütfen canını okumayın. Sadece ilgili şeyler atın. Size maili paylaştım. Bu maile şey yapabilirsiniz. Hediye kazanan arkadaşlar direkt ben kazananlardanım. İsmim budur diye zaten kayıtlarda her şey kayıtlı görürüz. Hem de şey ya aslında ben de o eğitimi almak istiyorum ama bir kişilik kontenjan varsa. Okan Bey bana sizin ayarlarınızı. Bana devam. Aslında önce yazabilirdim. Sorun cevabını diyordum ama ayıp olurdu. Şimdi milletin gözünün önünde de yazsaydım falan çok kötü yakalanacaktım.
Oldu efendim. Çok teşekkür ederim. Çok muhteşem bir konuyu bu kadar kısa sürede bu kadar inanılmaz konulara değindiniz. Ya yani bravo. İşte hani basit anlatmak demek var. Siz bir cümleyle gerçekten saatlerce anlatılacak şeyler o kadar güzel özetlediniz ve anlattınız ki ağzına sağlık. Yani benim için 10 saatlik, 20 saatlik program kadar değerli bir program oldu. Ben defalarca da programı seyredeceğim. Diğer arkadaşlara da tavsiye ederim. Çünkü satır aralarında inanılmaz sırlar aldık aslında Tuş Berkman'dan. Çok güzel tiyolar ben kendi adıma aldım. Ama tam anlamak adına birkaç kere daha dinleyeceğim programı. Size de birkaç kere dinleyin, tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim Okan Bey misafir verdiğiniz için. Sağlıkla kalın. Kendinize dikkat edin bu aralar. Görüşmek üzere.